Saygıdeğer izleyicilerimiz merhaba. Bugün iki hafta sonra bir Perşembe günü yine sizlerle birlikteyiz. Hepiniz ekranlara bizi izlemeye hoş geldiniz. Bugün sizlere bundan önceki programlarımızda olduğu gibi iyi bir program izleteceğimize, yeni bilgiler vereceğimize eminiz. Geçtiğimiz programda Cemal Paşa'nın açıklamaları gerçekten herkes tarafından çok beğeniyle karşılandı. Tayfun Hoca da izlemişti onu. Cemal Paşa'nın kızı Gizem'in uyarısını dikkate alayım. Lütfen YouTube üzerinde ICT Medya sayfamızı takip ediniz ve beğeniniz. Bizi izlemeye devam ediniz. Bu arada Stage Tour'u dan sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bunu da hemen söylemiş olayım. Bugün biraz önce söylediğim gibi, şimdi de kaybettiğim Tayfun Hoca'yla birlikteyiz. Tayfun Akın. Profesör Doktor Tayfun Akın benim yaklaşık herhalde bir 15 yıldır, 10-15 yıldır tanıdığım sevgili bir arkadaşım. Kendisi ODTÜ Elektrik ve Elektronik'ten 1987 yılı mezunu, yüksek şeref derecesiyle. Onun ötesinde birçok yerde çalışmış. Şu anda ODTÜ'de öğretim görevlisi ve MEMS, mikro elektromekanik sistemler dediğimiz sistemler konusunda dünyada herhalde sayılı birkaç isimden bir tanesi. Çok önemli başarılara imza atmış. Türkiye'ye çok güzel projeler kazandırmış. 70 milyon doların sanıyorum üzerinde, 75 milyon doların üzerinde projeyi bizzat yürütmüş. Türkiye'nin en başarılı ve en borçlu öğretim üyesi. bu arada iki ODTÜ elektriklerin arasında dilek tutuluyor muydu? Dilek tutuluyorsa dilek tutayım. Tutun boşa gideceğiz. Tamam. Ben böyle başlamış olayım. Mehmet Ali Bey, bir şey sormak istiyor musunuz? Ben sormak istiyorum tabii ki. Şimdi değerli hocamızın yönettiği kurumda, daha doğrusu tesis diyeyim oraya. Ben staj yaptım öğrenciyken, testaj iken ve çok güzel şeyler üretiliyordu. Ve bu tesisin ilk yapıldığı dönemdi. Böyle bütün her şey yapılmış ama üretime geçilmemişti. Yani o bir aslında yara gibiydi. Ve o genel özelleştirmelerde biliyorsunuz bir sürü şey böyle tasfiye edilirken testaş ve o tesislerin de özelleştirmede kurban gideceği gibi bir bir şey vardı. Kötü bir beklenti. Ama genel yaklaşımın aksine o tesis olduğu gibi akademik ve özellikle üretim yeteneği bu kadar iyi olan bir tesis ODTÜ'ye devredildi akademik olarak. Pek alışkın olmadığımız bir şeydi. Hakikaten sevindirici bir şey. Oradan buraya neler yaşandı? Yani ben de duymak isterim ilk ağızdan. Muhtemelen bir sürü kişi de yani bir anda böyle ne olacağı belli olmayan tesis derken bugün ODTÜ gibi son derece saygın bir üniversitenin elinde son derece değerli bir üretim, üstelik de ileri bir üretim tesisine dönüştü. Eğer bahsedebilirsiniz. Çok sevinirim. Tabii. Çok teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için. Ben biraz daha geriye gideyim. Aslında yani konu birazdan herhalde oraya gelecek. Toplantıda şeyde de söylemiştik. Hani çip teknolojisi nedir? İşte ne oluyor? Dünyada, Türkiye'de ne oldu şimdiye kadar gibi. Yani bu konuların hani geçmişini Duran Leblebici hocamız çok duayen hocamız birkaç yerde özetlemişti aslında. Aslında Türkiye hani çip geliştirmek üzere 1975'lerde, 78'lerde birkaç girişim olmuş. Yani benim anladığım kadarıyla işte Siemens'in gelip burada bir fabrika kurması gündemdeymiş. Hatta bu konuda ben Dünya Gazetesi'nde bir şeyde okumuştum galiba. Bir röportaj gibi bir şey okumuştum. Şeyleri vardı. Bir benzer büyük bir şirket Avrupa'dan gelmeye kalkmış falan.
Böyle çok enteresan geçmişte hikayeler var. Yani bir tanesinin yani kurulmasının engeli şu olmuş. Türkiye altın ihraç edemez, ithal edemez demişler. Altına yasak konmuş yani devlet tarafından. Bu çiplerin elektriksel olarak bağlantısının yapılması için altın tele ihtiyaç var. Yani saç çapının 1/4 küçüklükteki çapta. Sırf bundan dolayı yani ithal edilemiyor diye bunlar fabrika kurmaktan vazgeçmişler. Altın daha kıymetli tabii. Yani hani bilinmediği için yani kurallar çok genel konuyor ya. Ondan sonra yani bunun için muafiyet falan filan belki alınabilirdi. Bunun gibi değişik çok enteresan hani sermayeye karşı olması yabancı sermaye bir ara öyle bir şeyler olmuş. Bir şey şu alet küçük ve önemsiz gözükmüş herhalde biraz. Yani ben yani, Süleyman Demirel şey demiş mesela benim traktöre ihtiyacım var. Çipe müpe değil demiş falan. Ya işte Dünya bunun gazetesinde bir altyapı olduğunu hani görmek gerekiyor. Ben de mesela iPad'imde bir resim var. Şu anda hani Amerikan başkanı elinde bu wafer'ı tutup bu bir altyapıdır diyor. Infrastructure. Yani, ona öyle tanımlanmış bir yer var. Tabii yani Türkiye'nin geçmişi, algılaması, tarihçesi birçok etken var. Bu benim bildiğim yani 4-5 kere bu girişimde bulunmuş. 1976'larda işte rahmetli Erbakan yani Türkiye çip üretmeli diye girişmiş falan. Galiba o civarlarda 76-79 arasında İslam Bankası'ndan bir bildiğim kadarıyla son zamanlarda duyduğum kadarıyla 13 milyon dolarlık bir şey yardım alınmış yatırım. Ve bu çipler üretilsin diye işte TESTAŞ tesislerinin kurulması gündeme gelmiş. Bunun aslında buradaki şeylerden bir tanesi de şu ambargolar yine. Hani 74'te geçen programımızda da çok güzel anlatıldı aslında. Evet. Hani 74 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonraki olan ambargolar da biraz tetiklemiş. Biz yüksek teknoloji geliştirmeliyiz fikri altında. Aselsan kurulurken mesela TESTAŞ kurulmuş. Hatta bildiğim kadarıyla telsiz işine TESTAŞ yapacakmış falan. Ondan sonra Aselsan çok güzel bir şekilde işte gelişmiş Hacım Kamoy'un önderliğinde ve bizim Otto Elektrik'ten 4 öğretim üyesinin katılımıyla falan. TESTAŞ da daha farklı yönlere gitmeye başlamış. Bu arada yani bunun çip fabrikasının nerede yapılacağı çok net değilmiş. Hatta bildiğim kadarıyla Erzurum'un Pasinler ilçesinde mi ne yapılsın diye bina falan da yapılmaya başlanmış oralarda. Fakat hani birileri 80 ihtilali olmuş. İşte o sırada kalmış. Sonra bunu nereye kuracağız diye bayağı bir uğraşılmış. Oraya mı kursak, buraya mı kursak? Yani birileri demiş ki ya oralarda olmaz. Hani işte burada 3 üniversitenin ortasında işte ODTÜ, Hacettepe, Bilkent falan daha buralarda. Bilkent tam o sıralarda yok ama. Buralarda kurulsun diye bir niyetlenilmiş. Orada çünkü o da niyetleniliyor. 86 yılında bu TESTAŞ'ta kurulmasına şeyde Ankara'da TESTAŞ tesisleri kapsamında kurulmasına karar verilmiş. Orada bir konsorsiyum oluşturulmuş zaten ve de yani Türkiye kökenli bir takım yurt dışına gitmiş olan kişilerle Exar Corporation'la galiba bir anlaşma yapılmış teknoloji transferi diye. Fabrikanın kurulması için Avrupalı bir konsorsiyumla anlaşılmış. 86 yılında bunun kurulmasına başlanmış. İşte bir 5 yıl kadar falan da bunun hani kurulması sürmüş. Bu arada buranın kılıflama yapmak üzere yani çipleri paketleme yapmak üzere Aydın'da bir tesis kurulmuş. Orada bir taraftan pasif komponent yapmak üzere, direnç, kapasitör yapmak üzere vesaire. Ve de üretilen çiplerin paketlemesi yapılsın üzerine orada bir yer kurulmuş. Bir taraftan da bu teknoloji ve bu tesis kurulurken buranın Ar-Ge'si de olsun. Sadece işte Amerika'dan gelen ilk transfer edilen teknolojiyle olmasın diyerek şey kurulmuş. TÜBİTAK içindeki İthal merkezi yine Duran hocaların hani girişimleriyle orada aynı teknolojinin yapılması üzerine. Şimdi burada buranın kurulması ve bitmesi işte 91-92 yıllarındaydı. Ben de
Orada hani benle kesişmesi. Amerika'dan Türkiye'ye gelmiştim. Ben 87 yılında işte bir TÜBİTAK bursuyla Amerika'ya gitmiştim. Daha öncesinde de yani bu arada bu vesileyle de teşekkür edeyim TÜBİTAK'a. Hem üniversite yıllarımda hem lisede itibaren ben bilim insanı yetiştirme programında destek aldım. Onlar benim için hem motive etmesi açısından hem de bir memur ailenin çocuğuyum ben. Bir maaşlı bir öğretmen babam vardı. Hani o arada bana çok destek olmuştu. Ve Amerika'ya gittiğimde de 1987'den itibaren ben çip nasıl tasarlanır dersleri almaya başlamıştım. Sonrasında da çip, kendi çipimi de ürettim hatta. Çok enteresan bir çip yapmıştım. Hani onu da bu vesileyle yani zamanlama içinde anlatmış olayım. Yani vücut içine yerleştirilen, Amerika'da vücut içine yerleştirilen, tel bağlamadan, dışarıdan pil olmadan, dışarıdan enerjisini alan ve dışarıda iletişim kurulan bir çip. Bu beyindeki sinyaller alıp vücut dışına gönderme ile ilgili böyle bir çip tasarladım, ürettim, elektrotlarını ürettim. İşte Amerika'da birincilik ödülü aldı falan. Ben Hürriyet gazetesinde galiba bir haber vardı böyle, değil mi? Evet, evet. 1995 yılında işte o aralarda hani yurt dışında olunca güzel haberler çıkabilmişti herhalde. Müthiş Türk falan diye. Evet. Ondan sonra hatta işte Amerika'nın Sesi Radyosu. Ben bir vesileyle bu şeyi gördüm, hatırlıyorum çünkü. Evet, evet. Amerika'nın Sesi Çıkıyorum. Radyosu falan işte Türkiye'de ben çalışacağım kararı alınca onu haber yaptılar yani. Benim Türkiye'ye dönmem haber oldu. Müthiş Türk Türkiye'ye geri dönüyor. İşte 92 yılında bir ziyaret etmiştim burayı. Bir taraftan burayı görmüştüm ben. Yani ondan sonra hani burasının da aklımdaydı hani gidersem bir şey, ama tabi buradaki teknoloji zaman içinde yani 79'larda karar verilmiş teknoloji. Silisyum diskler, 3 inç çaplı silisyum diskleri işleyecek bir altyapı kurulmuştu. 10 mikron işte elektronikçiler bilir, bipolar, BJT dediğimiz bipolar junction transistor diye şey yapayım ben. O cins bir transistör, 10 mikrometre teknolojisi. Tabii o çok eski kalmış bir teknolojiydi. Ben Amerika'da işte 3 mikron CMOS kendi çipimi üretmiştim yani bir arkadaşımla beraber. O arkadaşım Intel'e gitti, ben Türkiye'ye geldim yani öyle söyleyeyim. Geldikten sonra da 95 yılında bu TESTAŞ tesisleri şey kapsamına alınmıştı, özelleştirme kapsamına alınmıştı. Ve içeride çok değerli yetişmiş arkadaşlar var. İçeriği çok iyi işte tutmuş durumdalar. Ondan sonra 95'te geldiğimde bu özelleştirmede şey yapılsın isteniyordu. Yani buranın altın hissesini bir yere verelim çünkü arazi... Hani ilginç bir yerde tabii, Eskişehir yolu üzerinde şu anda çok bir değerli bir arazi. Ondan sonra o zaman, o zaman da değerliydi. Yani aslında şöyle söyleyeyim, beğendik yani bugün Ankara'da olan beğendiğin oraya yapılması gündemdeymiş yani. O zaman bir de yola daha sıfırdı. Tabii, şimdi biraz evet. ODTÜ Teknokent binası vesaire. Ama zaten orası da orası. Biliyorum yani, ama yani o vesileyle aldık biz. Tabii, hepsi öyle. Yani 60 dönüm bir arazi üzerine kurulu bir yerdi. Şimdi çok enteresan tabii, geçmişte olmuş bir takım hikayeler de var. Bir kısmını ben hani biraz biliyorum, biraz bilmiyorum ama mesela özelleştirme kapsamına alındığı zaman ya da o aralarda birçok iş için gelenler de olmuş. Yani burada mesela işte bipolar yüksek wattajlı çipler üretelim. Birlik yapalım diyen. Evet, yani başka ülkelerden gelip de burada bunu üretelim deyip ya da biz sipariş verelim buraya, bu BJT yapılıyor, üretilsin diye. Ama yani orada müdürler devamlı değişmiş, ondan sonra müdür gelen bakanlıklar, hatırlarsanız bir ara her 3 ayda 5 ayda bir bakan değişirdi. İşte evet. Gelen müdür ona göre atanırdı falan. Ya adam anlaşıyor, tamam diyor falan müdürle, el sıkışamıyor, diyor ki ya ben şu anda diyor bakan değişti, hangi bakan geleceği belli değil, ben buna imza atamam. Nasıl yani, bakana gidelim, yok işte o da belli değil falan gibi. Böyle birkaç bir şey. Oralarda yani ilginç bir hikaye, daha enteresan olan şey de oluyor. Bu Samsung geliyor yani. İlk önce Aydın'daki tesisleri almak için bir hani Samsung'la ilişkisi olan, oraları ürün satan birileri falan. Orayı alacak. Ondan sonra gelip bu çip üretilen TESTAŞ'ı da devralacak, yapacak diye anlaşma yapılacak.
Tam anlaşma imzalanacak. Masada işte Süleyman Demirel'in başbakan, ondan sonra tam imzalama töreninden önce birisi geliyor, kulağına bir şeyler fısıldıyor. Ondan sonra hemen kalkıyor masadan, anlaşmayı falan unutuyor. Ankara'ya dönüyor. Meğerse işte Cumhurbaşkanımız Özal vefat etmiş. Yani hani bir saatlerle buranın kaderi hani belirlenmiş olarak. Ondan sonra imzalanmıyor. Orası imzalanmayınca burası da kalıyor falan. Şimdi ben Türkiye'ye döndüm 95'te. Aslında oranın başında olan bir arkadaşımız vardı, Kazım Küçükduran. Temiz alan kısmının başında. Çip üretim yerinin. Oradaki arkadaşlar hani çok hani iyi bir şekilde orayı tutmuşlar ve burası heba olmasın, ziyan olmasın, işte burası gidip de arazi olarak sadece kullanılmasın hani diye. Yani aslında şahsi ve üstün gayretle. Evet, yani oradakiler hani sahiplenmiş durumdalar. İşte geliyorlar, gidiyorlar. Bir şey. Takım çalıştaylar yapıyorlar. İşte o çalıştaylarda Duran Hoca da geliyor, işte bizim ot direktörümüz Suat Sevik var, onları çağırıyorlar, Aselsan'ı çağırıyorlar. Hani burayı nasıl yaparız, nasıl edebiliriz diye. Daha iyi diye. Hale getirelim, evet, daha ondan efektif sonra, hale getirelim. Sonuçta o arada Tosun Terzioğlu TÜBİTAK Başkanı, onu ikna ediyorlar. Diyorlar ki buranın hissesini, altın hissesini TÜBİTAK alsın. Ondan sonra o da TÜBİTAK Başkanı tamam diyor. Biz konuştuğumuzda şöyle bir şey oldu. Ya hani dedik ki iki kurum birden almaya çalışıyor gibi olmasın. Hani bizim için önemli olan buranın çalışması. Ben 95 yılında tabii gazete haberleri falan da olduğu için hani Türkiye'ye döndüğümde hemen Rektör Bey sağ olsun davet etti beni, tanıştı. Suat Ondan Hocam. Sonra evet. Suat Sevik Suat hocamız. Ondan sonra işte neler yapabiliriz, var mı bir şeyler falan gibi açık çek olarak hani verdi. Hocam dedim, bir şöyle bir yer var, biz orayı biliyorsunuzdur belki ama bir gidelim isterseniz beraber. Beraber gittik. Hocam dedim, burası hani özelleştirme kapsamında ama hani şey diye bakılacak olursa stratejik bir önemi var buranın. Yani sadece para diye bakılacak olursa arazisi falan diye hani burası şey yapılabilir. Hani biz burayı alabiliriz ama şu anda TÜBİTAK da almak istiyormuş. Acaba TÜBİTAK almasına yardım etsek, hani biz de destek olalım. TÜBİTAK'a verilsin burası. Biz nasıl olsa burayı kullanırız. Bizim öğrencilerimiz kullanır. Ben derslerde hani şey yaparım diye. Tamam dedi. Biz şey yaptık. Kenara çekildik. TÜBİTAK'a verilsin diye destekledik. TÜBİTAK'a verilme kararı çıktı ama TÜBİTAK'a verilme kararı çıkmadan birkaç ay önce Tosun Terzioğlu Sabancı Üniversitesi kuruldu. Oraya kurucu rektör olarak gitti. O arada bir başka hocamız Hacettepe'den galiba bir seneliğine yani TÜBİTAK başkanlığı yaptı. O da yani bizim işte YİTAL var. Çip zaten üretimi orada yapılıyor. Biz bunu nasıl işte alacağız? Hani yapabileceğiz mi, yapamayacağız mı diyerek bir yazıyla Özelleştirme Yüksek Kurulu'na, ya bu yazı çıkmış hani 3 yıl uğraşmışlar. Ama hani biz burayı istemiyoruz diye bir yazı yazmış. Bunu duyar duymaz biz hemen Özelleştirme Yüksek Kurulu'ndaki arkadaşlarla konuştuk. Dedik ki biz burayı tamamen istiyoruz. Çünkü Özelleştirme Yüksek Kurulu 1/3 arazinin verelim. Tam hani onun olduğu yeri demiş. Ya dedik biz yani biz alacaksak burayı genişleteceğiz, büyüteceğiz falan. Hani öyle bir şeyler yapacağız. İnşallah hani niyetlerimiz öyleydi. Dolayısıyla bunu istiyoruz. Onlar bize şey dediler. Acaba şey yapabilir misiniz? Bu personel var. Hani personeli özelleştirme kapsamında çıkarsa ne olacak? Halbuki bir sürü teknisyen var, mühendis var falan. Ona da çözüm olarak hani onlar da ODTÜ'de dağıtılır falan dedik. Hani ODTÜ'deki kamu görevlisi zaten. İkişer üçer bölümlere zaten verildiği zaman bir şey olmaz diye. Böyle bir şeyler 3 ay içinde burası ODTÜ'ye devredildi. 15 Ekim galiba ya Eylül, 15 Eylül 2000 1998'de. Ondan sonra kamu yararı görüldüğü için bilabedel işte ODTÜ'ye verilmesine karar verildi diye. Amacı doğrultusunda kullanılmak üzere. Güzel. O da özellikle yazıldı. Yani hani burayı alırsınız. Sonra yani burayı, yarın AVM yapmayın buraya. Evet, yani burayı aldık işte biz şu onun yerine bina yapacağız, kiraya vereceğiz ya da işte bilmem yani böyle bir şey olmasın diye. Hatta
Tam oranın yani üzerine aldıktan sonra bize birçok ODTÜ'ye teklifler geldi. Yani buraya işte hastane kuralım, işte 400 milyon dolarlık yatırım yapalım, işte yok hani alışveriş merkezi yapalım. Oralarda biliyorsunuz işte Kent Park'tı, şeydi, evet, Cepa'ydı kıyı falan. Kıymetli araziler hani var. Oralarda diye var. Biz buna tabii ki amacı doğrultusunda olmadığı için bunların hepsine hayır dedik. ODTÜ'nün de biliyorsunuz hassasiyeti var yani. Arazisini korumak, orada ağaçlar dikmek, işte onları yaşatmak üzere. Böyle bir süreçte biz 1998'de burayı ODTÜ olarak devraldık. Tabii burada o aralarda bir takım girişimlerde bulunuyorduk biz, ne yapabiliriz diye. Bizim de yaptığımız girişimler oldu. Mesela Motorola'yla konuşuyorduk. Motorola bu fabrikayı alıp 3 inç çaplı silisyum diskler işleyen fabrikayı 4 ya da 5 inç işleyecek hale getirip burada yani yüksek güç transistörleri yapmak, üretmek üzere bir girişimde bulundu. Avrupa'daki Motorola'nın şeyi geldi. Bütün operasyon üretimden sorumlu işte başkanı geldi. Bizle tanıştı, işte baktı içerileri falan. Sonra çok güzel bir rapor yazdı. Burası işte mükemmel korunmuştur, burası alınabilir, yapılabilir. Benzer bir operasyonu galiba Bulgaristan'da yapmışlar. Onun gibi biz burada yapabiliriz dediler. Tamam dedik. İşte buraya geçtikten sonra bunu hani yapabiliriz, konuşabiliriz diye. Arazileri de büyük. Biz aldıktan sonra tabii biraz idari süreçlerde zorluk yaşandı. Personelin bütün haklarıyla geçti dendi. Ama işte sonra işte Maliye Bakanlığı dedi ki ya siz aldınız orayı bedavaya verdik. Yani Maliye Bakanlığı imzası da var. Ama şimdi artık bir anda üretim yapın, artık paranızı kazanın. Yani bu tür teknolojilerde hemen böyle çabucak para kazanılmıyor biliyorsunuz. Hani geliştirmek gerekiyor dedik ki bakın bu olmaz. Hani işte burayı kapatalım, elektriğini şey yapalım. Gerektiğinde açarız bir iş bulunca. Ya öyle değil bak, burası bir çöpe giderse gidiyor yani. Hani klimaların kesin durmaması lazım, su sistemlerinin çalışması lazım. Çünkü anlatabiliyor muyum? Bakteri bir kere oluştu mu bir daha artık orayı çöpe atmış oluyorsunuz. Böyle süreçlerde işte personelle ilgili dediler ki haklarını vermeyelim. Konu büyüdü, işte personel acayip şey yaptı. Ondan sonra konu Rahşan Ecevit'e gitti, işte Mümtaz Soysal'a gitti. Onların işte şeyleriyle falan hani haklarını neyse sonuçta alabildiler. ODTÜ'de de personeli dağıttık. Biliyorsunuz orası taksimetre, takometre yapan bir kısım vardı. İşte EBİ orayı devraldı. O işleri biraz götürdü ama bir müddet sonra o da hani çekildi. Biz de yani burayı yani yabancı bir şirketle ya da bir şekilde büyütelim. Burası çünkü laboratuvar ortamının üstünde bir yer yani. Çok yani fabrika olarak kurulmuş bir yer. 1000 metrekare, 1300 metrekare hatta test alanı ile beraber 1300 metrekare bir tesis. Yani seri üretime hemen geçilebilecek bir anlaşma için uğraştık. Motorola'ya ne oldu diyeceksiniz. Motorola hani gelecekti, edecekti. O sırada Asya'da bir kriz oldu. Finansal kriz hatırlarsanız. Ondan sonra onun üzerine Motorola mevcut fabrikalarını bile kapatmaya kalktı. Hani kendisi zaten başka sıkıntılar yaşamaya başladı. Evet. Biz o arada Arçelik'le konuştuk. Dedik ki buranın altyapısına uygun o zaman MEMS yapabiliriz. Yani çok yatırım fazla yapmadan. MEMS dediğimiz şey de işte mikro elektromekanik sistemler. Benim ikinci çalışma konum. Çip üretimi biliyorsunuz bir işte 1947'lerde ilk çipi şey yapılıyor, keşfediliyor ya da invent ediliyor. Ondan sonra 50'lerden sonra 60'lardan sonra başlıyor, hayatımıza giriyor. Bu 20-30 sene sonra bundan da çipin içinde acaba mekanik parça üretebilir miyiz? Yine kimyasal aşındırma, işte litografi yöntemleriyle, optik bozlama yöntemleriyle yani diye bir konu başlıyor. Küçücük bir şeyin içinde, seyirciler de anlasın evet. Diye, tırnağımızdan küçük bir şeyin içinde bir de mikro elektronun yanında mekanik parçalar da koyalım. Evet. Yani içine diye mesela konuşuyoruz. Saçımızın çapından örnek vereyim. Saçımızın çapı yani kişiye göre değişir ama yaklaşık 100 mikrometre diye söylenir. Yani onun %1'i hassasiyette mekanik parçaları CNC tezgahı olmadan, şey yapmadan yani üretmek üzerine bir teknoloji gelişiyor. Şimdi benim de bu konuda aslında Amerika'daki esas uzmanlığım yani çip tasarımı üretiminin yanında
Çipin içinde mekanik parçalar yapmak, böylece sensör yapmak, algılayıcı ya da eyleyici dediğimiz, actuator dediğimiz şeyler. Yani hani biz kulağımız duyuyor, o sensör oluyor, dilimiz konuşuyor, o da actuator dediğimiz şey oluyor. Yani benim uzmanlık alanım buydu ve bunun içinde altyapı çok müsaitti. Yani TESTAŞ'taki altyapı geliştirilmeden, gerek olmadan, hani oradaki 10 mikrometre mesela, bir litografi aleti alarak biz 1 mikrometreye düşüverdik. 1 mikrometre de zaten burada çok yeterli bir altyapıydı. Bunun üzerine şey diye başladık, yani seri üretilebilecek ne yapılabilir burada diye. Bu altyapı baktık ki basınç sensörlerine çok uygun. Yani benim çalıştığım beyin içindeki elektrotlarda hatırlarsanız, ama basınç sensörlerine uygun, sonradan başka sensörler de yapılabilir diye. Arçelik'le konuştuk. İşte Refik Üreyen'le, rahmetli falan çok önemli, yani destekler oldu. O arada ben birkaç kere de genel müdür değişti. Arçelik bize çok hani kritik bir Ar-Ge projesi verdi. Yani Arçelik normalde verdiği Ar-Ge projelerinin 10 katı falan bir rakam. Tabii biz bu arada, ben hani ODTÜ'de öğretim üyesi olarak bir taraftan başka projelere başlamıştım MEMS'le ilgili. İşte Belçika'daki çip üretim merkezi, bir IMEC diye bir yer var. Çip teknolojisi geliştiriyor. Seri üretimi için de mesela Tayvan'a satıyor onu, o teknoloji. Yani ya da ST Microelectronics'e satıyor. Yani öyle bir yer. Tasarımını yapıyor, o tasarımı satıyor. Teknolojiyi geliştiriyor. Teknoloji. ARM tarzında değil mi? Şimdi yok, şey olarak yok. Hani proses olarak mesela proses teknoloji nodları var ya, 180 nanometre, 90 nanometre, 65. Yani o tip şeylerin bir kısmını geliştiriyor. Çok iyi oturtuyor prosesi, sonra gidiyor seri üretimcilere şey yapıyor. Yani öyle bir şey var. Onlarla konuşmuştum ben. NATO'dan destekli bir proje aldık mesela. Amerika'daki National Science Foundation destekli bir proje almıştım. Sonra TÜBİTAK projelerine başvurmuştuk. Aselsan'la başlayan bir takım projelerimiz olmuştu o sıralarda. Ama bir taraftan da hani basınç sensörü yaparız diye Arçelik'le. Arçelik para verdi. O arada Başarı Elektronik var. Onlar bayağı nakitleri olan bir durumdalar. Onlar da bu arada seri üretim için uğraşıyorlar. Samsung'la ya da işte Kore ile bağlantıları var. Evet. Onlar da orada bir fırsat gördüler. Anlaştık, işte yatırımı yapılacak. Basınç sensörü ilk önce Arçelik'e satılacak, sonra şeye satılacak diye. Biz Ar-Ge projemizi başarmıştık o arada. Yapmıştık yani. Ondan sonra tam onu yapacağız. Deprem oldu. Gölcük depremi. Ondan sonra bu sefer bütün KDV'ler arttı. Ondan sonra Başarı Elektronik'in yatırımcıları ya dediler biz mevcutta bile artık şey yapmamız lazım, dikkatli olmamız lazım, finans. Onlar kendisi öz kaynaklarıyla yapmaya çalışıyorlar. Evet, direkt olarak yani öyle bir şekilde yapılacaktı. Ondan sonra oradan geri dönüldü falan. Neyse, ben böyle anlatıyorum işte MEMS var falan diye. Şans eseri yine fizik bölümünde ODTÜ elektrik kökenli bir hocamız vardı. Beni bir seminere çağırdı. Gel bir anlat dedi. Bak fizikçiler de görsün diye. Orada DPT'den bir takım uzmanlar varmış. Geldiler, hocam ya bu acayip bir teknoloji. Çok hoşmuş. Siz bununla ilgili, ya biz dediler DPT olarak TÜBİTAK gibi projeler veriyorduk. Hani küçük küçük falan, ama fikir değiştirmeye başladık. İçeride bir bakım şey var. Yeni bir yaklaşım var. Efendim biz büyük projeler vermek istiyoruz. İşte ne kadar büyük falan. İşte ne bileyim hani 1 milyon dolar falan verebilirsiniz. Oralarda TÜBİTAK bütçeleri falan böyle işte proje başına 17 bin dolarlarda falandı. Ya 1 milyon dolar yetmez. Yani ben de böyle 7 milyon dolar arayıp duruyorum. Ondan sonra çünkü Kızılötesi direktör yapalım diye hani niyetlendik sonrasında. Yani öyle oldu, savunma sanayine bari şey yapalım dedik. Yani fikrimiz basınç sensörü falan hani çok adetli şeydense daha az adetli ama katma değeri çok yüksek olan işlere çevirelim dedik. O arada tabii MSB Ar-Ge'ye projeler veriyoruz biz, işte onunla ilgili nerede yapılacak, burada olabilir falan filan. DPT'den bu proje TÜBİTAK üzerinden onaylanıyordu, yani teknik değerlendirme. TÜBİTAK'tan da geçti ama yani hiç görülmemiş bir rakamdı, yani 1 milyon dolar falan. Bu onaylandı, bütçe kalemlerine girdi. Sonra fakat orada hükümet değişti.
Ondan sonra 2003 işte oradaki yeni gelenler şey yapmamışlar. Bütün bu büyük bütçeli projelere fizibilite istenir diye şerh koymuşlar. Ben de yine yazın gitmedim tatile. İşte anlattım bak DARPA'nın bu dual use dediğimiz çift kullanım amaçlı hem savunma sanayi hem sektörel bir teknolojidir bu. Yani sadece bir sürü yerde kullanılır. İngilizce olarak yani enabling technology dediğimiz nasıl elektronik her yerde kullanıyor her sektörde onun temel bir şeyidir diye. Bir raporlar hazırladım. DARPA'nın raporlarını koydum ekine falan. Fizibilite olarak şu yapılır bu yapılır diye. Bu sefer verdim. Geldiler yani dediler bir ziyaret edelim. Ettiler. Ya hocam dediler bu müthiş bir şeymiş. Fakat $1 milyon yetecek mi size? Ha dedim yok yetmez ya hocam dediler hani biz elimizden geleni yaparız hani ilk yıl zaten yani şey olmayacak ama. Ulusal sahibi diyor. Değil DPT. DPT diyor. Ondan sonra bu da böyle tarihçe anlatır gibi oldu yani. Ama çok kıymetli bu. Çok kritik şeyler. Evet yani bilinmesinde fayda var. Bunları bilmeyen insanlar gelecekte bazı şeyleri yapmakta zorlanıyorlar. O bakımdan bunlar çok önemli. Bir de gazete haberleri her ne kadar böyle şatafatlı olsa da işin özünü atlıyor. Yani hani sizin ne kadar kıymetli bir iş yapmanızın eğer iş yapamaz hale geldiğinizde bir önemi kalmıyor yani. Doğru. Yani hani ben de aslında önemli yani kayıtlara geçmesi açısından da belki de iyi bir yanı var. Sonuçta DPT'deki yani bir proje olarak tanımlanmış bu şey sürmeye başladı. Biz hani dışarıdan büyük bir fabrikaydı. Fabrikayı Ar-Ge laboratuvarı yapmayalım dedik. Yani olmaz falan derken yavaş yavaş yani bir şey yapalım burada seri üretilir hale getirelim felsefesine dönmeye başladık. İşte orada şeyde başladığımız işler tabii benim söz verdiğim başka işte 99'da aldım MSB Ar-Ge projeleri, savunma sanayi projeleri onlar başarıya ulaştı. Devamını getirelim dendi. Zaten şeye de onu da söyledik. Yani DPT'ye bakın burada bu savunma sanayi işleri yapabiliriz. Ondan sonra gelen para yetmiyor gibiydi ama oradaki başarılar görülünce bu sefer 2000 şeyde çok kritik bir şey oldu. 2005-2006'da, 2005'te herhalde Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyor. Ondan sonra Avrupa Birliği de diyor ki işte şunu düzelteceksin, bunu düzelteceksin. Kriterlerden bir tanesi yani Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarını işte artırması. Genel bütçenin %2'sine çekmesi. %2'sine ortalama, Avrupa'nın ortalamasına çekmesi. Onun üzerine de işte o zamanki yeni hükümetimiz TÜBİT'a $300 milyon veriyor. Diyor ki bunu al Ar-Ge için ama bunu hani herkese dağıtacaksın. Yeni programlar kurabilirsin falan. Biz de orada hani o programlar varken şey açısından SAVTAK diye bir program kuruldu ya da 1007 evet. Dediğimiz TÜBİTAK'ın yani normal Ar-Ge sektörüne yönelik. Evet. İlk öyle hani 1007 diye sonra SAVTAK KAMAK diye ikiye ayrıldı. Hı-hı. O hani kamunun ihtiyacı olan projeleri yapmak üzere bir şey başlıyordu program. Burada Genelkurmay şey yaptı. Talepte bulundu. Kim ne yapabilir diye. Yani 600 civarında proje önerisi gitmiş Genelkurmay'a işte. Biz şunu yapabiliriz, bu teknolojiyi geliştiririz, bunu yapabiliriz. Ondan sonra farklı yerlerden. Bunlardan 133 tanesini kuvvetler demiş ki ya bu çok hani iyi bunlar bizim işimize yarar. Öne çıkartmışlar. Onun en öne çıkan 20 tanesinin ihalesine çıkıldı. İşte MSB Ar-Ge bir taraftan SSB de kendisi ihaleye çıktığı bir kısım şeyler var. MSB Ar-Ge biraz daha hızlı ilerledi. Daha hani onu o tip şeyleri oturttuğu için daha önceki kurumsal bir şekilde. Ama SSB de şey yani Ar-Ge biz de vermek istiyoruz diye heveslendiler. Onlar da yeni başlıyorlar aslında bu evet. işlere. Güzel oldu. Ondan sonra onlar açısından da ve bunlardan ilk işte 20 proje şey yapıldı. İhalesine çıkıldı. En öne çıkan. İşte bu ihalelerden sonra TÜBİTAK değerlendirmesine hakemler falan. Bu hakemlerden işte benim hani yürütücü olarak önerdiğim Aselsan ve TÜBİTAK SAGEN'in de bulunduğu işte projeler şey aldım. Yani hakemlerden biraz zordur puan almak.
Mesela 5 hakemin 5'inden de 9.0 üzerinden 9.0 aldı. Oo. Ve 001 numaralı kodu aldı. Mesela Savtak 1007 ondan sonra bu tesislerde MEMS ile işte kızılötesi dedektör geliştirmek, işte dönü ölçer, iğme ölçer gibi işte kritik füzeler için gerekecek şeyler geliştirmek. Şu anda ASELSAN bazı şeyleri fuarlarda gösteriyor galiba bu kızılötesi dedektörler, dürbünler vesaireler. Tabii. Herhalde bu şey i̇şte onu, bu yan altyapısını oluşturuyor. Gidiyor yani. Bir taraftan mesela dediğim gibi 96'da aldığımız NATO projesi vardı. Hani orada ben ve Cengiz Beşikçi hocamız farklı iki teknolojide dedektör çalışmalarını Türkiye'de ilk defa başlattık. Yani Türkiye'deki ilk kızılötesi dedektör çalışmalarını başlattık. Onunla ilgili çalışmalar yürüdü. MSB ARGE'den desteklendi. Sonra ASELSAN bir seri üretim mesela şeyi kurdu. Onunki soğutmalı dediğimiz teknoloji, foton dedektörler daha çok uzun mesafeyi görüyor ama daha pahalı olan sistemler. Benim geliştirdiğim çipin içinde mikromekanik parça yaparak, mikro köprüler yaparak bunu geliştirme işi ki Amerika'da DARPA'nın yine tetiklediği bir çalışmaydı bu. Biz onları geliştiriyoruz. İşte sonra hani ASELSAN'la bunlar konusunda beraber ortak projeler yaptık. Şu anda bu konuda seri üretim altyapısı kurdular ASELSAN'da. Yani yerli dedektör yapmak üzere falan bayağı bir çalışma var. Biz başka gruplarla da hani teşvik ediyoruz, çalıştırıyoruz. Bir tek bir yer hani olunca çok da verimli olmayabiliyor bazen. Onun için çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Yani burada o Savtak projeleri gelmesi acayip bizi şey yaptı. Yani zıplattı diyeceğim. Yani orada genelde hani TÜBİTAK projeleri düşük bütçeli olduğu için falan hani herkes böyle işte 50 bin dolarlık, 100 bin dolar, yani bizim projenin iki tane projenin bütçesi işte 30 milyon dolardı. Yani ben şu cihaz lazım dedim. Pahalı cihaz yani ben kendime istemiyorum ki zaten o kadar az bir teşvik ikramiyesiyle çok o kadar büyük bir riskin altına imza attık ki yani o projelerde. Yani günlük cezası 1/1'di ve ben yani şahsi olarak altında imzam vardı. Yani bir gün gecikse 30 bin dolar cezası olan bir proje şeyini ben imza attım kişisel olarak. Ya ben bu tip şeyler çok yapıyorum yani kişisel olarak riski almaktan kaçınmıyorum. Ya şimdi, yani Türkiye'nin ulvi çıkarı uğruna diyeceğim. Yani bu riski almazsanız bu iş olmuyor. Riski alıp riskle karşılaşırsanız da nasıl olsa ödeyemezsiniz. Öyle birisi maaşıyla da ödenmez bunlar yani. Hocam çok, çok etkileyici şeyler bunlar. Bunlar yani muhteşem şeyler. Olaya baktığınızda hani 6 aylık bir süreden bahsetmiyoruz. Hani böyle başladık 6 ayda bunları yaşadık demiyorsunuz. Anlattığınız şeyler ta işte 95'lerden başlıyor. 70'lerden başlıyor aslında. Yok. Hepsi üstüne geliyor. Evet, evet. Son şeyde. Evet. 2000'lere geliyoruz. 2000'lerde işte bilmem ne yani. 2005'ler. Gerçekten şunu. İlginç. Evet. Daha ilginci. Bakın bir şey okumuştum. Sanıyorum bir yerde de bahsettim. Amerika'da falan bu Trump döneminde biliyorsunuz Trump böyle bir yabancı öğretim üyelerini istemiyorum gibi laflar etti. Evet. MIT falan kalktı bir dakika dedi ya. Nasıl istemezsin sen? Yani biz bunlarla gidiyoruz diye. Sonra anlıyorsunuz ki MIT devletten 25 milyon dolar bütçe alıyor. Ama yılda 4,5 milyar dolar bağış alıyor. Tabii. Şimdi tabii ki. Elinizde bu kaynak olduğu zaman onun için diyorum siz hani tabii. 50 bin dolardan 1 milyona seviniyorsunuz. Hani yani hani evet. Tuhaf olduğu için demiyorum. Evet, hakikaten tabii, anormal tabii, bir tabii. Ölçek değişimi. Tabii. Çok yani farklı. Yani 10 bin dolar, 50 bin dolardan. Ama işte yani milyon... bahsettiğimiz şeyler, büyüklükler çok farklı. Yani TÜBİTAK'ın elindeki devletin aman çok büyük para verdim dediği şey 300 milyon dolar aslında. Yani işte ama o bile dolarla karşılaştırabilir bir şey. O bile zıplattı. Çok büyük yani, bir şey. Yani anlatabiliyor muyum? Tuhaf olan o. Ama yani. Öbür tarafta bir bakıyorsunuz ki savunmada bunun ne kadarını böyle ister istemez harcıyorsunuz. Onun küçücük bir bölümü siz işte zıplattı diyorsunuz. Yani tabii. Yani gelinen yer o açıdan çok etkileyici. Çok önemli. Şimdi şöyle biz hani bu projeleri TÜBİTAK projelerini ama bu arada şey değil bunlar yani bağış falan değil. Yani hani efendim devlet bir anda size bize vermiyor buna. Hibe yok. Yani 600 proje içinden birinci olmuşuz. Heyetler geliyor. İşte her 6 ayda bir şey var. İmza atmışız. Eğer bunu bu spekte bu tarihte yapamazsak
binde bir cezası var. Hani 30 bin dolar cezası var dediğimiz şeyler. Peki hocam, bu arada hemen bir şey söyleyeyim. Bu dediğiniz şeyi sınayacak. Çünkü çok özel şeylerden bahsediyorsunuz. Hani hem teknolojik olarak, hem ürün, hem proje olarak. Gerçekten sınayıp da, ya evet siz iyi yapıyorsunuz, eksik yapıyorsunuz diyebilecek bilgi birikimi var mı bir kere? Yani şimdi şöyle, biz mesela yeni bir şey yapıyoruz ama oradaki bazı temel konular hani bilinen konular. Yani termal izolasyon nedir? Hani anlatıyorsunuz zaten. Hani hakemlerimiz çok değerli hakemler gelmiş durumda. Ama termal izolasyon dediğiniz genel bir şeyden bahsediyoruz. Yok, ama işte biz şimdi mesela... Saç telinin 10'da 1'inden 21'inden bahsediyoruz. Ya scale boyut olarak farklı ama onun nasıl yapılacağını anlatıyoruz. Evet. Ama diyoruz ki konsept olarak çok şey değil. Mesela bu şu anda kızılötesi ya da termal kamera değil mi? Ateşimizi ölçmek için her yerde olan yerde kamera. Şey, evet. Şimdi bu kamera, ben size söyleyeyim, 1950'lerde İkinci Dünya Savaşları'nda kullanılıyordu. Ama soğutmalıydı. 500 bin dolara yapılan bir teknolojiydi bu. Şimdi bunu çipin içinde hani transistör var ama mekanik de yapalım diyerek mikro köprü yapısı yapalım dendi. Tamam mı? Amerikalı 1983 yılında DARPA, 1983, yani ben burada daha öğrenciyim, birinci sınıftayım, transistörü bilmiyorum. Yani o seviyedeyken çipin içinde bu mekanik parçayı yapalım, lensle bunun üzerine fotonları düşürelim. Bu ısınsın, ısınabilmesi için termal izolasyonu çok olsun. Hani onun için bacakları işte 1 mikron, 2 mikron genişlikte yapalım, hani saç çapının. Havada kalsın. Isınınca da oraya bir direnç koyalım. Direncin değeri değişsin ısındıkça. Her bir direnç değişikliğini anlayarak termal kamera oluşturalım diye bir konsept atılmış mesela 1983. DARPA gizlice 92'de duyurmuş. Bizim hocalar mesela bu teknolojiyi gördüğü zaman inanamadılar. Aa, acayip ya falan filan. Biz çünkü daha 16 R'yi yapmaya çalışırken 320'ye 240, hani DARPA'nın motivasyonları çıkmış. Ama temel aynı, MEMS teknolojisi. Şimdi buraya geldiğimiz zaman da biz de hocalarımıza anlatıyoruz. Bakın foton geliyor. Hoca çok değerli hocalarımız var, fizikçilerimiz var. Anlatabiliyor muyum? Elektronikçiler var. Çipi anlayan, işte çip tasarımını bilen hocalarımız var. Mesela geldiği zaman bakın burada direnci anlayacağız. İşte şöyle bir elektronik devremiz olacak. Burada böyle bir mekanik yapı olacak. İşte kızılötesi ışınım geldiğinde lens de buraya düşürülecek. Burayı ısıtacak. Direnç değişikliği olacak. Anlatabiliyor muyum? Yani yani scale olarak çok şey ama hani konsept olarak anlattığınız zaman çok teorik düzlemde. Ya bir taraftan tabii herkes hani şöyle, ilk başta bunu yapmışlar diyorsunuz, bir de o da bir artısı var. Hani Amerika bunu yapmış diyorsunuz mesela, o sırada Amerika yapmıştı yani. Daha başka kimse yapmamıştı. Biz de bunu yaparız diyordum ben. Onun parasını bulana kadar Fransa ile Japonya yaptı mesela. Ben hani geldim buraya, Amerika duyurduktan sonra biz bunu yaptıktan sonra diye 14 yıl sonra Fransa ile Japonya yaptı. 14 yıl sonra biz o parayı bulduk. 3 yıl sonra biz yaptık. Cihazları almak dahil, çipini yapmak, tasarlamak dahil ve mekanik parçasıyla beraber biz 2006 yılında görüntümüzü aldık termal sensörlerden. Türkiye tarihinde yani bu kadar hızlı da olmamıştır ve Türkiye'nin ilk işte soğutması, işte kızılötesi dedektörünü geliştirmiş olduk. Yani öyle bir teknolojiyi o kadar hızlan ve heveslen geliştirdik ki yani Almanya daha geliştirememişti. Yani o teknolojiyi biz Almanya'dan, Kanada'dan önce geliştirdik. Şu anda bu teknoloji Çin'de var, Güney Kore'de var, İsrail'de var. İsrail Amerika'dan teknoloji transferiyle almıştı. Yani biz bir teknolojiyi Güney Kore'den, Çin'den, Rusya'dan, Almanya'dan, Kanada'dan önce yaptık. Bu arada başka bir ülkede yok yani şu anda henüz bunu yapabilen. Yani biz bunu üretiyoruz. 2006'da, hayır şimdi biz yaptık dediğimiz şey şöyle oluyor. Hani biz yapıyoruz, prensip olarak çalıştığını gösteriyoruz masada. Bunun ama paketlenmesi, sisteme takılması şeyler gerekiyor. İşte o oralarda dışarıda yaptırıyoruz herhalde. Yok yani o prosedürü işte kendi içimizde yapmamız lazım. Oralarda şeyler olmaya başladığını gördük biz. Yani buna teknoloji hazırlık seviyesi denen bir şey var. Hani konsepti ispat ediyorsunuz, işte bir yere geliyorsunuz. Fiziksel olarak müsait mi? İşte teknoloji seviyesi bir işte. Bilmem konsept olarak gösterebiliyor musunuz? Hani
infrared geldi burada direnç değişikliği yaptı. Tamam işte o 3 oluyor. İşte biraz daha bir elektronik bir 4 falan. Masa üzerinde biz bu görüntüyü aldık. 6 civarlarına gelmiş oluyor. 5 ya da hani öyle bir yerlerde. Bunun sisteme takılması, platforma takılması 7. Şimdi Türkiye, hani burada birazcık şeye geliyorum. Genel hani dert olarak. Biz hep teknolojiyi şey zannediyoruz. Ar-Ge'si. Ar-Ge'sini yaptığımız zaman teknoloji bitti zannediyoruz. Ben şunu gördüm Türkiye'de. Biz bunu birçok Ar-Ge'ye önem mesela çok verildi. 2005'ten 2006'dan itibaren özellikle. Yani 2002'lerde 2003'lerde DPT'nin zaten TÜBİTAK veriyordu da hani Ar-Ge olarak. Yani bir böyle zıplama yaratacak şeyleri yapacak şeyler. Murat Bayar'ın savunma sanayi işte başkanı olması, müsteşarı olması. Ondan sonra orada yerlilik, işte platformların yerliliği konusu, platformlar yerli olmalı. İşte Altay tankından tutun, işte Milgem'de bir sürü proje oralarda başlamıştır. Hani biz SSB'den de aldığımız projeler oldu o arada bu şeylerde. Fakat şeyde bir kopukluğumuz var yani ya da bu öğrenme süreci gerektiriyor. Nasıl Ar-Ge'nin önemli olduğunu işte bir müddet sonra öğrendik ya da işte efendim ambargolarla ya biz bazı şeylerimizi yapmalıyız diye hani dışarının şeyini bile tasarımını bile alıp üretsek o bile kârdır diye başladığımız süreç vardı ya. Yani Ar-Ge'nin önemini anladık. Ar-Ge'den çok güzel şeyler çıkmaya başladı. İşte bu 1007'lerden şu anda kullanılan çok önemli kritik teknolojiler var. Yani yani bir tek biz ODTÜ falan MEMS değil yani hakikaten çok farklı kurumlarda, üniversitelerde, TÜBİTAK enstitülerinde ya da vakıf şirketlerimizde gelişmiş çok önemli teknolojiler var hakikaten yani. Burada şunu mu anlamalıyım ben tam anlayamadım galiba. Ar-Ge çok önemli ama bunun bir ürüne dönüşmesini mi bahsediyoruz? Evet. Şimdi orada bizim yine öğrenmemiz gereken bir süreç olduğunu gördüm ben. Yani bir yaklaşık 10 senede mücadelemiz kritik teknoloji geliştirmek değil, kritik teknolojinin sistemlere girmesi, ticari bir boyuta taşınması. Yani savunma sanayi müsteşarlığında hep konuşulan bir şey var, kavram var. Platform kavramı. Hı hı. Bunun bir platforma dönüşmesi, bir şeyin üstünde bir ürün, evet, bunun parçası olması gerekiyor. Bir sensör yaptıysak, evet, bu sensörün bir ürünün parçası olması çok önemli. Bunun geliştirilmesi çok önemli. Evet, aynen öyle. Evet. Şimdi bizim yaptığımız şey ta temelden, transistörden, mikron boyutundan işte bir tane çip yapıyorsunuz. Ondan sonra yani çip dediğimiz şey aslında bu şu silisyum disklerde üretiliyor. Ben hani gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Sen hangi kameradan görüyorsun, şundan görüyorsun. Yani bu yansıması nasıl, iyi mi kötü mü bilmiyorum açısı. Bu ondan sonra bunun içinde üretiliyor. Bu 8 inç çaplı yani 20 santim çapında bir avuç kadar falan diye düşünebilirsiniz. Bunun içinde çipin boyutuna göre bir sürü transistör çip üretiliyor yani boyutuna göre. Biz görüntüleme çipi yaptığımız için daha az sayıda 100 civarında diyelim ki bir şey oluyor. Fakat hani çipin boyutu küçülürse yani 3000 tane içinde çip yapabiliyorsunuz transistörlerden. Yani şöyle bir şey. Evet. Ondan bahsediyoruz. O da çok mesela kesilmiş hali. Kesilmiş hali. Kesilmiş hali böyle. Yani böyle bir saç telinden daha ince kalınlığı olan. Kaç layer'lı oluyor bunlar? Bu 30 katmanlı mesela var. Yani bunlar işte, da bu teknoloji. Düşünemiyorsunuz bir saç var. Bir saçtan ince bir şeyden bahsediyoruz ve 30 kat var. Tabii yani bir mikron hatta bir mikronun altındaki katmanlardan 30 tane, 30 katman, tane katman farklı şekilde üst üste konulduğu zaman. Ya prensip aslında çok basit de tabii. Yani bunu yapacak, o hassasiyetle yapacak cihazlar. Görmekte zorlanıyor. Bilene basit de bir de bu. Sevgili dostlar. Şimdi, hocam biraz sonra soracağım, anlatır. Bu bahsettiğimiz şey savunma sektöründe kullanılıyor, sivil sektörde kullanılıyor. Biraz önce dediği gibi Arçelik kullanıyor, Başarı kullanıyor, sağlık sektöründe kullanılıyor, tomografide kullanılıyor. Bu gelecek. Bu gelecek. Ülkenin geleceğinden bahsediyoruz. Herkesin önemli anlaması gereken şey bu
ODTÜ, MEMS'in, Tayfun Akın'ın, Abdullah Raşit Gülhan'ın, Mehmet Ali İncefe'nin değil. Bu ülkenin. 84 milyon veya kaç milyonsak ülkenin geleceğinden bahsediyoruz. Evet. Şimdi biz şöyle birçok kritik teknoloji geliştirebildik. Yani ben kendi konumda, başka hocalarımız başka yerlerde, başka üniversitelerde gerçekten şeyler yapıyoruz. Mesela TÜBİTAK'ın bir sürü güzel programı var. İşte TEYDE programları var. ARGE şirketlerine verilen işte fonlar var. İşte 1003 diye bir şeyler çıktı. Yani birçok şey yapıyoruz. Fakat hani sıkıntımız şöyle oluyor. Mesela siz bunu yapıyorsunuz. Tamam, ben yaparsınız, yapamazsınız. Bu incelikte bardak. Tamam, yapıyoruz. Yaptık. Tamam, çok güzel. Bravo. İşte alkışlanıyor. Hocam el sıkılıyor. İşte geliniyor. Testlerden geçiyor bu. Bu bardak hakikaten. Şu sıcaklığa da. Şimdi bundan siz şey yapacaksınız. Hani 1000 tane ya da 10.000 tane üretmeniz lazım. Şimdi bunun için şeyi değiştirmeniz lazım. Mesela aynı cihazla hem bunu böyle bir tane yapıp değişik numuneler yapmaya çalışırken hem de seri üretim olamıyor. Şimdi biz onun için 2009'larda falan yine Murat Bayar'a şey yaptık, çıktık. Dedik ki bakın bunları yaptık, ettik ama seri üretime geçmemiz lazım. Seri üretime geçmek için de işte şöyle bir altyapıya bir destek lazım. Sinerji Türkler'de falan konuştuk bunları, hatırlıyorum sanki. Tabii tabii, hatırlıyorsunuz. Sinerji Türkler'de ben çıkıp duruyordum. Evet. Efendim hatta yani şöyle tabii hocalığın verdiği bir şeyle, yaklaşımla geçenlerde bir yerde anlattım. Yani biz bir karda baktığımız zaman yani %80'i doğruysa tamam, onları çek atarız geçeriz. O %20'ye takılırız. Yani %20 daha nasıl düzeltilir diye. Doğru mu? Evet. Şimdi ben de bu sinerji tüklerde falan da ya tamam hani çok güzel platform yapıyoruz ama platformun işte şusu yabancı, busu yabancı, busu yabancı. Yani, bunları daha nasıl? Yani hani kutusunu yapmak yani ben tabii, evet, tabii bir şey yapıyorum ama hani yazılımını yapmak. Burada daha rahat anlaşılsın diye abartıyoruz. Tabii tabii. Yani olmaz yani. Kritik parçasını evet. Vermedikleri zaman ne yapacağız diye. Hatta canını sıkardım yani hatırlarsanız. Evet, evet. Ya bunları yerli yapmadıktan sonra buna yerli denmez diyerek. Abi bunları yaşadık. Tekrar tekrar. Bunları yaşamadık mı? Yaşadık da yani. Hani söylüyordum. Üç olarak yaşadık. Şimdi burada platformun yerliliği bir kere bize alt parçaların yerliliği fırsatını veriyor. Yani o da çok önemli. Yani bir kere uçuruyorsunuz, görüyorsunuz. Bir kere her şeyi yerli yapmak mümkün değil zaten. Ama hani bir sistemi yapacaksınız, sonra şurasını yerleştireyim, burasını yerleştireyim. Kritik parçalardan başlayacaksınız herhalde. Öyle bir evet. Şey olması lazım. Tabii biz de heyecanlıyız. Hani bir an evvel olsun diyoruz falan. Hani ben şimdi geriye dönüp baktığım zaman hani bizim de hatalarımız oluyor. Bir an evvel her şey tamamen şey olsun diye. Ama bir taraftan ticareti var bu işin. Nakit akışı var. Şirketler hani ciro yapmak zorunda falan diye. Hani geri dönüyorum. Ya evet yani orta yol bulmamız lazım. Ama hani 1000 tane mi alınacak? Ya işte belki 900 tanesi yabancı olsun, 100 tanesi yerli olsun ki biz ispatlayalım diye söylemde bulunuyordum. Baktım o da olacak gibi değil. Çünkü askerin 1000 tane ihtiyacı varsa 1000 tane alınması lazım yani. O zaman şunu söylemeye başladım. Ya 1000 tane yabancı alınıyorken 100 tane de yerli alalım diye biz %10 para koyalım. Diyelim ki fiyat 2 katına çıksın. Ne oluyor o zaman? Yani 1 milyon yerine 1 milyon 200 bin. %10 artışla hani toplamda biz yerliliğin önünü açmış olacağız. Ne şey vazgeçecek yani asker operasyonundan vazgeçecek ne şirket şeyinden vazgeçecek hem de işler olacak diye böyle bir habire düşünüyorum ben yani nasıl olmalı ki diye. Yani güzel olan noktalardan bir tanesi bunlar artık sistemlere girmeye başladılar. Yani sistemlere girdikçe bunun artısı görülmeye başlandı. Yani Türkiye'de hakikaten yani yazılım sektörü ilerledi. Birçok yerde şeyler var. İnsan çok iyi insan gücümüz var. Ve bunların bence ne diyeyim? Yani bugün konuşuyorduk birileriyle bir avalanş etkisi yapacak. Yani çığ etkisi yapacak gibi. Yani başladıktan sonra bu iş hızdan artacak diye görünüyor. Valla bu zaten çok önemli. Zaten kritik kısmı oluyor. Yani bir yere kadar getirdikten sonra onu evet. Sürdürebilmek. Bir adımı daha, iki adımı. Şimdi ondan sonra biraz önce
çığa dönüşür. Biraz önce dediğiniz gibi başlarken, evet. BTS burada kurulmuş, BTS Aydın'da kurulmuş. Aydın'daki ve buradaki tesis birbirini tamamlayacak mahiyette olsun denmiş. Evet. Aydın'daki tesis ne oldu? Bu arada sorular geliyor, soruları da soracağım. Mesela Aydın'daki tesis ne oldu? Sürdürülebilir olan şeyin devamı geldi mi? Biz transistör yapıyorduk, pardon, kondansatör yapıyorduk, direnç yapıyorduk. Şimdi yapıyor muyuz? Kondansatör ve direnç hala hayatta, hala kullanılıyor pek çok yerde ama. Yani şimdi orada da teknolojiler değişti. Yani bizim direnç dediğimiz şey artık o şekilde değil. Yani bana geçen gün verdiler. Ben dedim ki çok iyi lehim yaparım. Bana verin bir tane direnç falan. Geldi bir 402 denen bir şey varmış. Ondan sonra hani kum tanesi halinde. Ya dedim yok ben bunu yapamam. Gözüm görmüyor çünkü. Görse yapacağım yani. Hani demişler ya omuzuma verseniz. Taşıyacağım diye. Ya oralar yani şey yaptı. Biz ne yaptık? Biz paradigma değişikliği. Aydın'daki tesis ne oldu diye bir arkadaş da sormuş hemen. Yani onu bilmiyorum açıkçası ama bildiğim kadarıyla o devam edecek bir şey de değildi. Bizim şeyimiz şu oldu. Şimdi litografiyi biliyoruz işte testaştaki tesislerde şeyler var. Bir cihaz alarak bunun bir mikron teknolojisine düşmesini sağladık. Mesela DPT'den gelen şeylerle bütçeyle. Yani çok uğraştık. Hakikaten çok uğraştık. Yani gazı dahil bir şeyler. 1,5 yılda bazı cihazları kurabildik. Ondan sonra yani hani yakacağınız kimyasalı yakarak veriyoruz temizliğini sağlamak açısından falan. Yani onu ispat etmesi bir sürü bir şey. Gümrükte geliyor. Gümrükte anlatmaya çalışıyoruz. Zehirli bir gaz geliyor. İşte örnek alacağız diyorlar. Ya alamazsınız, açamazsınız. Yok işte alacağız. Biz almalıyız. Alın o zaman. Şuraya bir kağıda imza atın dedim. Yani ölürsek sorumlu alıyoruz diye. Ondan sonra açın dedim falan. Tamam falan diye o zaman şey yapıldı. Şimdi tabii yani ülkenin bunları görmesi gerekiyor. Şimdi yani yavaş yavaş tabii gümrükçülerimiz de tanımaya başladılar. Çip diyoruz artık hani biliniyor, ediliyor falan. Bazı şeyleri zamanla anlıyorsun. Evet. Hatırlıyorsunuz. Bilmiyorum izlediniz mi? Burada bir Ali Akurgal'ı konuk etmiştik. Ali Bey de İlk ihracatını yazılım olarak yapmış. Sonra gümrükçüler demişler ki nerede bu ürün? Evet. Ya yolladık. Olmaz öyle. Mecburen CD'ye veya neyse artık. Yok yok. Şeye sarmışlar. Bantı sarmışlar. Bant işte. Şu kadar metre yazılım satmışlar. Yani yazılımın metre fiyatı çıkmış. Metre çıkmış yani. Ondan sonra. Bileyim olmaz diyorlar değil mi? Şimdi, yani bizde de oluyor. Yani bayağı bir gümrük anımız da vardır öyle şimdi söyleyeyim. Şimdi sayın ve sevgili izleyicilerimiz, ben bir şeyi daha eksik yaptığımızı anlıyorum. Bize burada sorular soruyorsunuz. Lütfen bu soruların altına bir de isminizi yazın. Ben bu soruların kim tarafından sorulduğunu bilmiyorum. Evet. O yüzden şu sordu diyemiyorum. Ama evet keşke size de çay yollayabilsek. Biz çay içiyoruz. Onların da canı istiyormuş. Ama bu imkan şu anda yok. Yani bu teknoloji gelişirse bunu da yaparız. Bizde yok. Efendim, bu sorunların bir tanesini sordum. Aydın'daki tesis ne oldu diye. Çipin fiziki yapı özellikleri nelerdir? Bir detaylandırır mısınız demiş bir dostumuz. Bir de Genelkurmay'a proje sormak için ne yapmalıyız demiş. Onu da en sona doğru soralım. Çünkü akış biraz böyle gidiyor. Şimdi teknolojiden bahsediyoruz, çipten bahsediyoruz, MEMS'ten bahsediyoruz. İçinde elektronik olan, mekanik olan malzemeden bahsediyoruz. Ve ne olur bunların geniş bir kullanımda olduğunu ve hakikaten şunun milyonlarca proses yaptığını, işlem yaptığını, saçınızdan küçük olduğunu, hepsinin şu küçük tırnağınız kadar bir şey olduğunu düşünün. Çok muazzam bir şeyden bahsediyoruz. Yani şu elinizde tuttuğunuz mesela çipin içinde 30 milyon transistör var. Yani 30 milyon transistörün nereye sığdırır diye insan düşünüyor. Ben eskiden transistörü biliyorum. Kaynak lehim yapardık. Bir sürü üç bacağı vardı böyle falan. Ama şimdi burada hiçbir şey yok. Dostlar, çok ileri teknoloji ve Türkiye. Her izlediğiniz şey o olsun, bir de buradaki Atatürk olsun. Yani lütfen, burada bahsettiğimiz şeyler bunlar. O yüzden
Bunu böyle görelim. Hocam bunun fizik özelliği, kullanım alanı, uzay şu anda uydu yapıyoruz. Uydu içinde var mı bunlar mesela? Ya tabii var. Yani bizimki olmayabilir de genel ama kullandığımız şeyler. Yani uydu uydularımız var. Yani yerli uydularımız da şu anda Tayyip tarafından yapılıyor. Şu anda. Evet. Şimdi bizim mesela yaptığımız şeyler hani standart diyelim ki bir takım elektronik devreler değil de yani Türkiye'nin kritik olduğunu düşündüğümüz şeyler var, sensörler, o tip çipler. Mesela biz uzaydan yani yeri görüntülemek üzere yapılan sensörler yapma hani kabiliyetimiz var. Bu bizim Göktürk uydularımızda falan evet. Şu anda kullanılan şeyler var. Göktürk 1, Göktürk 2 mesela vardı. Onlar da yurt dışından alınmıştı. İşte bir imece uydumuz vardı. Biz orada yapmak üzere bir çalışmaya başladık. İdari bir takım bir şeyler oldu. Durduk mesela. Yapabiliriz hala. Çok önemli. Hassas hani görüntüleme sensörleri. Yani çok yakınız. Bir tekrar proje canlanırsa yapma durumumuz var. Bir şey sorayım ben. Evet. Ben, ve hatta Türkiye'nin ilk uzay kalifiye görüntüleme sensörünü yaptık biz yani. Sinerji Türk'ün galiba Çeşme'deki konferansında... Uzay kalifiye ne anlama geliyor hocam? Özür dilerim. Uzay kalifiye demek yani radyasyon, uzayda radyasyon uzaydaki var radyasyon. Biliyorsunuz. Hani bir takım partikeller falan onlardan etkilenmeyecek şekilde. Yeryüzündeki gibi çalışacak anlamına geliyor. Evet yani bu kolay bir tabii şey değil. Hani ısı hem ısısal olarak da herhalde farklı orada. Sıcaklıklarda çalışması hem de radyasyona şey olması, hassas olması. Yani böyle bir kabiliyetimiz de var. Hani bize görev verilirse bunu da yerli olarak yapabileceğimizi yani, ben söylemek isterim. Birincisi ben eski bir kamu çalışanı olarak şu anki kamu kuruluşlarının, vakıf şirketlerinin mutlaka zaten bu görevi siz istemeseniz de size vermesi lazım bana kalırsa. Ya bir şey hatırlıyorum ben. Sinerji Türk Çeşme'de mi konuştuk bunu? Çok evet. Emin değilim. Bir Antalya, bir Çeşme. Evet. Çeşme'de olabilir. Ya Aselsan'ın bir projesi vardı. Siz oraya bir çip yaptınız. Kısa bir sürede. Neydi hatırlamıyorum ama belki gizli bir projedir. O yüzden hani bahsi evet. Mümkün değildir. Onu o yüzden zorlayamam ama yani şunu söyleyebilirim ama başkalarının yapamadığını yaptınız veya daha kısa sürede yaptınız veya daha iyi yaptınız diye hatırlıyorum. Yani evet, evet. Net hatırlamıyorum ama böyle bir şeyler hatırlıyorum. Yani hakikaten yani öyle. Bunlar çok kıymetli şeyler. Yani bilgiler. Bizim ya mesela işte 9 senede yapılanı biz 3 senede yapabildik ya performansını daha iyi yapabildik. Yani şöyle söyleyeyim, biz şu anda bu çipleri mesela şirket olarak, kurduğumuz şirket olarak geliştiriyoruz. Çünkü üniversitedeki ya da araştırma merkezindeki yazılımla çipi tasarladığınız zaman o ürüne dönüşemiyor. Dolayısıyla biz mecbur kalıp hani şirketler kurduk Teknokent yasasına istinaden. Bunları profesyonel olarak yapmaya başladık. Yani ekip de profesyonel oldu. Mesela öbür türlü geliyor master öğrencisi gidiyor 2 sene sonra o bilgi birikimi kayboluyor. Şu anda biz bu çipleri yaptık ve hani birçok ülkeye ihraç ediyoruz şu anda. Öyle yani, mi? Çok fazla şey yapmak istemiyorum ama bizim yani şu anda yani ihraç ettiğimiz ülkeler şey falan değil. Mesela Amerika'ya çip sattık biz yani öyle söyleyeyim yani. Hani belli adetlerde şey değil ama hani satabiliriz. Ama kritik öneme haiz yani belli adette olması kritik öneme haiz olduğunu şimdi gösteriyor. Amerika zaten kendisi beceriyor olsaydı evet. Bunları almazdı. Almazdı tabii. Ay şöyle oldu yani bizimki yüksek performanslı diye duymuşlar aldılar denediler hakikaten yüksek performanslı çıktı. Ondan sonra biz heveslendik işte yani satalım falan. Yüksek performanslı derken bir şeyle referans olarak tabii, yani tabii. Kendi yaptığı bir şey var evet. Bu kendi yaptığı bakıyor sizinki de bundan iyi diyor demek yani, ki evet. Yani kağıt üzerinde alıyor. Performans söylüyoruz hani onu kontrol ettiler falan sonra biz şey bekliyorduk yani bizden gelecekler işte binlerce alacaklar diye kusura bakmayın hani alamayız dendi niye
İşte Buy American Act diye bir şey varmış. Efendim Amerika'da herhangi bir şey yapılıyorsa efendim onu almak zorunda. Mesela bizde Türkiye'de o pek yoktur. Yani yurt dışından alabiliyorsan yurt dışından al. Türkiye'de marka vermeyeyim ama özellikle bilinen bir marka varsa, mesela bir yazılım diyelim, bir ofis programı, Türkiye'de geliştir. Özellikle kamu kuruluşları yurt dışındakini alır ki başıma bir bela gelirse ya ben ne yapayım, en iyisini aldım. Ya bunlar işte en iyisi biraz, o mudur belli evet, değil aslında. Yani biz sonuçta tam tersi olduğunu duyduk sonradan. Oradaki mühendislere gidip baskı yapıp bak. Türkler bile bunu yaptı. Hani siz niye yapmıyorsunuz diye öyle bir şey olduğunu duyduk. Yani çok şey var. Yani oralarda bir kanunlar var. Şeyde zaten Güney Kore'de yani bir şeyin yerlisi varken yabancısını almak ayıp yani. Hani kimse onu şey yapamıyor kültürel olarak. Bizim de oraya inşallah yaklaşacağız yani. Öyle Güney Kore ile ilgili bir kitap vardır. Bessemetrin. Diyor ki yani eğer Güney Kore sigarası varken sen Amerikan sigarası içiyorsan seni herkes dışlar. Vatana ihanet gibi görürler. Güney Kore'de. Sigara için söyleniyor değil mi? Sigara için bile. Yani bir doları bile yani sigara için. Tabii. Yani orada öyle bir acayip bir hassasiyet var yani. Vatandaş bunu yapıyor. İşte bizim de yani kanunlarla falan yapmaya çalışıyoruz ama bu bir kültürel değişim yine. Biraz Türkiye'nin hani teknoloji geliştirebildiğine olan inancın artması gerekiyor. Kurumların birbiriyle bir de bu daha haksız rekabet yapmamak lazım. Yani mesela ben bunu çok duyuyorum, ediyorum. Ya siz bir şey yapıyorsunuz. Evet. Benim onu desteklemem lazım. Onu büyütmem lazım. Hı. Şimdi düşünsenize. Marka vereyim. Yine benzer. Marka vermeyin. Türk markası değil. Türk markası değil. O yüzden sorunsuz bir şey. Mesela Intel çip yapıyor. Bir Amerikan kurumu Intel'i baltalasaydı Intel olmayacaktı. Bugün dünya çapında bir şirketse diğer Amerikan şirketlerinin ona iş vermesinden ve onun büyütmesinden kaynaklanıyor. Biz kendi şirketlerimizi ve kendi kuruluşlarımızı büyütmeliyiz. Esasen büyümesini hep desteklemeliyiz. Tayının büyümesini hep desteklemeliyiz. Bu memsin de büyümesini. Mikro tasarım. Biraz önce şey için de söylemiştim. Yani diğerlerinden farklı bir yanı var. Bir akademik kuruluşun da uzantısı. Evet, evet. Ne derseniz deyin. Hani her ne kadar hani şirketleşiyoruz deseniz bile sonuçta bir üniversitenin akademisyenlerini kullandığınız dolayısıyla evet. Çift yönlü. Yani oradaki bilgi ve birikiminizi bu tarafa aktarıyorsunuz. Burada edindiğinizi dönüp pratik olarak üniversiteye. Bir de üniversite ortamınızda öğrenci yetişiyor. Tabii. Yani şunu görerek yetişiyor bir öğrenci. Bizim zamanımızda bize derlerdi ki işte bilgisayar var, bilgisayar çıkıyor, yazılım yapacaksınız. Biz ne bilgisayarı gördük, ne yazılımı yaptık da hani öylesine yaptık. Şimdi her şeye dokunuyoruz. Bu öğrenci için de ne kadar tabii, kıymetli? Yani şöyle, Türkiye çok kısa sürede çok yol aldı. Yani bu kesin. Özellikle savunma sanayindeki gelişmeler, şu anda yani ülkenin kaderini etkileyecek bir pozitifliğe gelmiş durumda. Ama şunu söyleyeyim, Türkiye bunun 10 katını, 20 katını da yapabilir. Yani şu anda yaptığını... Potansiyelimiz daha da yüksek. Potansiyelimiz çok yüksek. Bunu hani yapacağız yani. O zaman burada bir yani yol haritasında bir şeylerin mi değişmesi lazım? Bir şeyi mi değiştirmeliyiz? Yani bir bakışı mı değiştirmeliyiz? Ya ben şimdi şey yapmayayım yani isterseniz başka bir programda neler hani daha yapılmalı, tamam. Yapılabilir. Yani şu anda yapılanların bir kısmı başarılı ki buraya geldik. Tabii. Ondan sonra daha burada daha iyisi de. Daha ne hiç yapılabilir? Önemli mesela olan daha iyisini konuşmak. Biz yani şeyin içindeydik yani bir ara mesela şey yapılıyordu toplantılar yurt dışından Türk şeyler çağrılıyordu bilim insanları.
işte Türkiye'de ne yapılmalı? Yani ya işte ben de geldim 27 yıl önce. Hatta o zamanki TÜBİTAK başkanımıza demiştim, yani lütfeder dinlerseniz sana biz de bir şeyler anlatabiliriz. Sonra sağ olsunlar bizi de çağırdılar, davet ettiler. Yani sonraki mesela toplantılarda Türkiye'dekileri de çağırarak bir çalıştaylar yapılmıştı. Yani buradanın bir şeyi var. Yani nasıl söyleyeyim? Bir süreç, hakikaten süreç. Yani Ar-Ge'nin önemini anlamak, yani birçok yerde Ar-Ge işte boşa para harcamak diye bakılıyordu. Şimdi biz Ar-Ge ile bir şeylerin yapılabildiğini gösterdik. Ondan sonra platformların yapılabildiği gösterildi. Bunların işte operasyonel olarak Türkiye'ye katkıları gösterildi şu anda. Hani bunları yapabiliyor olmanın getirdiği büyük artılar var. Şimdi bu Ar-Ge'den çıkan alt kritik parçaların da hani adapte olması, hani ben çok yana yakıla bu çok önemli, çok önemli, çok önemli diyordum ama mesela son bir yıldır falan bunu görmeye başladık. Yani bu ambargolardan dolayı da oluyor olabilir, onu da bilmiyorum. Hani Türkiye'nin şey yaptığı. Fakat en azından takılıp denenmeye başlandı. Bize dendi ki şurasını düzelttim, bakın burası şöyle oldu, biz onları yaptık, düzelttik. Şimdi bir takım yaptığımız işlerde yani diyorlar ki Avrupa'daki en iyi sizinkinin yanına koyduk, sizinki 5 kat daha iyi çıktı diyorlar. Hocam olmasa ne olur? Tutun ki yani muadili olsun, tutun ki bir tık aşağısında olsun. Sonuçta burada sizler üretiyorsunuz, evet. Bu ülkenin kaynaklarıyla üretiyorsun. Hani iyi olması hiç kuşkusuz anormal bir şey ama hani iyilik anlamında evet. Söyleyeyim. Olmasa ne olacak? Yani böyle böyle gidiyor. Yani hayır, bir yani, tık bir tık gidiyor. Yani biz hep bunları yaşamadık mı? Yani ya işte şöyle oluyor. Bir pratik, şey yapıyorsun. Yani evet. Bir bilişim sektöründe bir veri tabanı yazılımı. Evet. İran'a satamazsınız dendi. Sen bir yazılım yapacaksın, onu kullanacaksın. Kullanman mümkün değil. Demek ki bazı şeyleri burada yapman, biraz önce Mehmet Ali Bey'in dediği gibi bir tık bir aşağıda bile olsa ki 5 kat daha iyi. Tabii tabii, o anormal zaten. O muhteşem bir şey. Sen bunu her halükarda desteklemelisin. Gözün kapalı desteklemelisin. O yüzden tank motorunu burada yapalım. Şimdi roket yapıyoruz. Roket motorunu burada yapalım. İşte milli muharip uçak yapacağız. Milli muharip uçağı. Ne bileyim, tomografi cihazı yapacaksak, Türkiye tomografi ve MR cenneti. Tomografi de MR'ın da elektroniğini, mekaniğini evet, biz yapalım. Şu anda mesela biz X-ray için sensör geliştiriyoruz. Görüntüleme sensörü geliştiriyoruz. Bilmiyorum mesela, var. Bunlar çok kıymetli şeyler. Yani kritik olan zaten sensördür muhtemelen. Onun dışındaki hani işte yani şöyle yani bir real politik var. Yani bir taraftan da hani dediğimiz gibi o diyor ki benim acilen buna ihtiyacım var. Öbürsü diyor ki işte bizim risk almamamız lazım. Proje takvimi, ondan sonra karlılık, ciro. Yani bunların hepsinin içinde oynamak zorundayız. Yani ben mesela eskiden şeyden korkardım, yani Ar-Ge teknolojiden. Yani şu anda teknolojiden korkmuyorum, yani teknolojiyi nasıl olsa yaparız. Ama hani bunların sisteme girmesi o kadar kolay bir şey değilmiş yani. Ben onu sisteme girmesi, markalaşması, bir ürün evet, haline gelmesi. Yani ama mesela şey oluyor, hani gerçekten projem 3 ay gecikecek, ben ceza alacağım, neme lazım diye. Mesela bizim bazı işlerimiz devam etmedi, ettirilmedi. Proje 3 yıl gecikti. Gecikti. Tamam, yani hani o ona değmedi yani. Biz bunu yerli yani olarak yapabiliyoruz. Şeyler oldu. Şimdi mesela arkadaşım bir tanesinin sorusu, arkadaşlar lütfen isimlerinizi yazın ki hakikaten falanca sormuş diyeyim diyebileyim. Yerli projelerin desteklenmesi için program var mı? Tabii ve çok var. Firmalar faaliyet gerçekleştiriyor mu? Bu firmalar derken anlayabildiğim kadarıyla söylüyorum. Herhalde siz biraz önce dediniz ya, biz MEMS'in içinde 3 tane 5 tane. MEMS'in içinde değil. Veya işte neyse. Değil, evet. Teknokent içinde. Teknokent'in içinde 3-5 tane firma kurduk. Tamamen ayrı şirketler. O şirketler faaliyet gerçekleştiriyor mu diye anlıyorum ben bu sorudan. Herhalde başka değil. Ya şöyle söyleyeyim. Yani şimdi Türkiye'de Ar-Ge ile ilgili zaten hani savunma sanayi Ar-Ge ile diye bakacak olursak
Yani TÜBİTAK'ımız var. TÜBİTAK'ın 1001 programı, 1003 programı. Sonra TÜBİTAK'ın şirketlere yönelik ARGE programları var. İşte 1501'di, yani 1505'ti kritik projeler 1511. Bir taraftan MSB ARGE'nin programı, SSB'nin ARGE projeleri vermek var. Şirketler direkt vermeye başladılar. Mesela öyle mi? Bu çok güzel bir şey. Tabii tabii. Mesela bildiğim kadarıyla bu yani, çok önemli. Mesela Aselsan yerlileşme ve yerli neydi? Tedarikçi, yerli tedarikçi oluşturma diye bir birim kurmuş mesela 6-7 ay önce. Yani bunu yani çok önemli yani. Sevgili kritik aslında. Çok Lütfi Varoğlu savunma sanayi müsteşarlığında daire başkanı iken onlar bu konuya çok önem veriyorlardı ve çok gayret gösterdiler. Şimdi gerçekleşmesi önemli. Ama asıl önemlisi ne bileyim Otokoç'un, Arçelik'in, Vestel'in, Türkiye'deki diğer vakıf şirketleri dışındaki şirketlerin de bu tür projeleri vermesi ve kıymetlendirmesi. Yani var mıdır bilmiyorum. Evet. Belki vardır. Şimdi ben size başka bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi biz tabii zaman içinde yani biz de öğreniyoruz. Yani ben akademisyenim, işte bilim insanı diyebilirsiniz. Hani önce şu yapılsın, yapılsın falan ama şimdi bir şey dediğim gibi yaptıktan sonra TÜBİTAK diyelim ki yani merkezlere değil, bir şirkete, küçük bir şirkete bir şey veriyor. Siz diyorsunuz ki ben bunu yapacağım, işte bundan bu kadar satacağım falan. Hakemler geliyorlar, bakıyorlar bunu yapabilir mi, yapabilir herhalde falan. Önemli mi, önemli. Projeyi veriyor mesela, TEDAP projeleri. Sonra bir dediğimiz küçük şirket bunu yapıyor, geliyor diyor ki ben bunu işte yaptım diyor. Ondan sonra ama bunu satması gerekiyor. Hani proje kapanıyor. Alacak kişi diyor ki ya ben bunu kusura bakma da Çin'den buldum, çok daha ucuz falan. Tamam mı? Şimdi o kişi ne yapsın? Hani rekabet edemediği zaman o şirket kapanıyor. Şimdi bu sefer şey diye bakılıyor. Ya Arge'nin parası boşa gitti. İşte şirketler bunu yapamıyorlar. Ticaretleştirilemiyor. Bunun suçu sanki onu geliştiren şirket ya da o programmış gibi görülüyor. Tamam mı? Hmm. Aslında bu o değil. Yani bizim bunlara para vermeye devam etmemiz lazım. Ama mesela TÜBİTAK yepyeni bir program daha şey yaptı. 1514 diye. Bizim yatırımcı şirketlere ihtiyacımız var. Doğru. Yani bu hani melek yatırımcılar dediğimiz, küçük venture şirketlere, capital dediğimiz. Venture capital dediğimiz bu tip programlar çok kritik. Yani hani Avrupa da çok iyi değil bu konuda. Ama Amerika'nın yani Amerika olmasının ana sebebi bu tip şeylerin olması, finansman ortamlarının olması, yatırımcı şirketlerin olması. Yani Türkiye'de bunların gelişmesi lazım. Evet. Şimdi bunlar mesela siz diyelim ki bunu parayı devlet verirken veriyor bunun için. Tamam, 1000 lira geliştirme parası. Hani rakamları atıyorum kafadan. Siz bunu yapıyorsunuz. Çok güzel alkışlanıyor falan. Bu bir şey olursa da bu bir hani hibe gibi. Tamam. Ama mesela bunu 1000 lirayı buraya vermek yerine siz deyin ki mesela şirkete, yatırımcı şirkete bir portfolyo oluşturup siz buna 500 lira verirseniz ben de 500 lira vereceğim. Ama risk oluşacak. Şimdi o kişi bir kere bunun bu mu yapılmalı yoksa bu mu yapılmalıya daha rahat karar verebiliyor. Ondan sonra diyelim ki bu yapılsa daha iyi. Evet, bu yapılsa daha iyi diyor mesela. Sana bunu yaptırıyor. Diyelim ki bunu yapıldı, bu satılamadı. Gidiyor diyor ki buna bir de kulp koyalım. O zaman satılıyormuş diyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu tip şeyleri yatırım fonlarını desteklemek lazım. İşte TÜBİTAK, hazine falan atladığım kurumlar olabilir. Yani şeyse kusura bakmasınlar. 1514 diye bir program yaptılar. Dediler ki hazine siz bir miktar para bulun. Yani yatırımcılar bir araya gelin. Ondan sonra biz de hazine onu şey yapacağız. Eşit miktarda biz vereceğiz. Hmm, 1 milyon buldum 1 milyon. Evet. Hatta TÜBİTAK dedi ki mesela bu parayı bulurken diyelim ki herkes bir miktar koyacak ya o 1 milyonu 100 bin 100 bin. İşte biz bunun belli bir kısmını da diyelim ki biz veriyor olacağız. Mesela hani şeylere diyelim ki teknokentlere,
teknokentler ya da bir üniversite buna bir para koyduğu zaman bir kısmını da biz vereceğiz. Sonra o kısım kadar da başkası. Bakın bu şu anda esas Türkiye'yi zıplatacak bence konu bu. Yani biz Ar-Ge'ye devam edelim. Desteklerimiz mevcut programlar fakat yatırım fonu ve yatırım fonunu yönetecek çok değerli ekipler var şu anda. Biz onlarla da çalışıyoruz. Yani başka türlü bizim mesela açılmamız, yatırımcı bulmamız, yurt dışındaki şeyler. Yani basit bir şirket, basit derken şöyle kuruluyor. Daha 20 kişiyken 150 milyon dolara satılıyor. Evet. 200 milyon dolara satılıyor başka ülkelerde. Yani bunları yapma potansiyeli Türkiye'de çok var. Bizim geliştirdiğimiz teknolojilerin seri üretime geçilip ihracatının yapılmasında çok büyük fırsatlar var. Ya ben size söyleyeyim, yani bir şirket bizim geliştirdiğimiz bir teknoloji için sırf 50 milyon dolarlık ihracat için geldi bizle anlaşma yapmaya. Yapamadık ondan sonra. Ortağımız karar değiştirdi. Ondan sonra ama yani şu anda yüksek katma değerli bu geliştirdiğimiz MEMS konusundaki teknolojiler ya da çip teknolojilerinde ya da işte görüntüleme sensörü yani çok rahat 1 milyar dolarlık ihracat rakamlarına ulaşabiliriz. Hocam o kadar kritik ki Çin'in özellikle son dönemlerdeki başarısı gerçi bu hani birkaç yıllık değil biliyorsunuz. Tabii. 80'lerde başlıyor ama 2000'lerden sonra stratejik olarak başarısının arkasında biraz önce sizin önerdiğiniz şey var. Üstelik onu bir tık öteye götürmüşler. Devlet şöyle yapıyor. Diyelim sizin bir yatırımcıya yatırıma ihtiyacınız var. Herkese diyor ki bakın siz buraya ne koyarsanız koyun. Ben bu kadar koyacağım. Diyelim ki 100'er liradan herkes dediğiniz gibi 10 kişi 1000 lira koyuyor. Devlet diyor ki ben de 1000 lira koyacağım. Bu başarılı olana kadar destekleyeceğim. Başarılı olduğumda bu 1000 liralık şirket 100 bin lira olduğunda benim hisselerimi size 1000 liradan satacağım diyor. Yani yatırımcıyı iki açıdan destekliyor. Bir, yatırımın başarıya ulaşması sonucunda edineceği para. İkincisi ise kendi hissesini devlet bu 1000 liralık şey 100 bin liraya çıktı. Ben 100 bin liradan hisselerimi devredeceğim demiyor. Yine yatırımcıya diyor ki ben 1000 liradan vereceğim size bir diyor. Bir de ürettiğin şeyi alacağım. Tabii tabii. Yani böylelikle bu tarımda da böyle olması lazım aslında. 3 yerden bunu yapınca yatırımcı için çok şeye dönüşüyor. Böyle inanılmaz bir katkı. Yani bir koyup 10 alma şeyine. Evet. Böyle olunca da Çinli firmalar hakikaten bunda müthiş başarılı olmuşlar. Yani dediğiniz gibi yatırım çok kritik bir şey. Şimdi bu, hocam önemli. Evet. Yatırım kıymetli derken aklıma şöyle bir şey geliyor. Biz bunu seri üretim yapamıyoruz. Yani belli ölçüde büyük seri üretimler yapmıyoruz. Seri üretim için kabaca ne kadarlık bir bütçe ihtiyacımız var? Şimdi bu konusuna bağlı tabii. Yani mesela MEMS konusunda MEMS'ten bahsedelim. Yani 20-25 milyon dolarlık bir yatırımla çok rahat seri üretim yapılacak hale geleceğiz. Ciddi 2009'dan. Misiniz? Tabii. Yani şimdi mesela çip üretecekseniz yani diyelim ki şu anda işimize yarayacak bir çip için işte gereken para 500-600 milyon dolar. Yeni kritik teknolojilerde Çin biliyorsunuz her sene 5 milyar dolar para verdi. Çip fabrikaları kurdu. Ama bazı hani çok çok ileri teknolojilerde diyelim ki şu andaki teknoloji nodlarında 20 milyar dolar gerekiyor. Yani onu üretilecek fabrika. Ama bu MEMS dediğimiz konuda yani 20-25 milyon dolarlık bir yatırımla biz ciddi ihracat yapacak noktalara gelebiliriz. Şimdi bizim MEMS'te de, çipte de şimdi çok büyük paradan bahsetmiyoruz Türkiye açısından. Özellikle MEMS'te bahsettiğimiz para 20-30 milyon dolar bir para değil. Çipte de... Yani alışveriş merkezinin boyut olarak söyleyeyim size... Yani bize yakın olan bir alışverişin bir tanesi 80 milyon dolara yapılmış, bir tanesi 120 milyon dolara yapılmış alışveriş merkezi. Evet. Mesela bir tanesi eksik olsa Türkiye ne kaybeder diye bakabilirsiniz. Tabii yani bir futbolcu parası. Bir ya da ne kazanır. Ne kazanır. Şimdi bu ben çip içinde, MEMS içinde aslında Türkiye'nin mutlaka yatırım yapmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Şimdi TOG diye yerli araba yapıyorsun. Tabii.
İşte uydu yapıyorsun. Yarın IoT ile birlikte, 5G ile de birlikte buzdolabında evindeki ne bileyim ayakkabı dolabında abartayım biraz bir şeylerle konuşmaya başlayacak. Tabii tabii. Bütün bunlarda çip IoT, kullanacaksın, evet. MEMS kullanacaksın vesaire kullanacaksın. Nesnelerin interneti. O zaman o zaman bahsettiğimiz pazarın büyüklüğü ve önemi hem büyüklüğü hem önemi çok artıyor. Bunu niçin yapmayız bilmiyorum. Ya ben hani yapılacak. Şimdi Hasan Okul... Belki biz göremeyeceğiz. Yok, diyecekler ki Tayfun Akın vardı. Bir zamanlar konuşuyordu. Mutlaka Fatih görürüz. Hoca'nın okulda bir töreni yapıldı. Rahmetli evet. Şeydi. Evet. Jonathan, Fatih Jonathan. Jonathan. Çok hoş bir insan. Rahmetli. Şey, Bilkent'in rektörü Abdullah Hoca geldi. Hem Raşan evet. Hoca. İkisi de konuşma yaptı. Arkadaşları da onunla ilgili bir takım şeyler söyler iken Aselsan'ın kuruluş fikirlerinden bahsettiler. Yani 70'li yılların sonunda evet. başlıyor. Şimdi bugün bir Aselsan'dan bahsediyorsak, evet. teknolojiyi üreten, artık milyar dolarlık böyle bu konuda söz sahibi bir şirket, aradan işte 40 yılın geçmesi gerekiyor, 45 yılın geçmesi gerekiyor. Yani hani Aselsan'ı kuruyorsunuz, evet. ertesi gün dünyanın olmuyor. En başarılı şirketlerinden birisi olmuyor. Evet. Onu böyle... Bu dünyanın bütün şirketlerine böyle ben, değil mi? Tabii. Samsung'da söylemeye böyleydi. Çalıştığım oluyor. Yani destek açısından. Evet. Ben eminim. Ben PTT'yken Aselsan'ın telsizlerini almıştık şey diye. Rakipleriyle karşılaştırdığınızda o dönemde çok daha iyi, çok daha böyle telsizci olduğum için ama söyleyeyim. Devlet, takoz evet. derdi herkese ona Aselsan ama devlet o desteği vermeyi sürdürdü. Bugün evet. artık Aselsan'ın ürünlerinden şey diye bahsetmiyorsunuz. Evet. Takoz diye bahsetmiyorsunuz. Bahsetmiyorsunuz. Evet. Bu evet. böyle olacak. Yani bu desteğin verilmesi lazım ki zaten yeterince bana kalırsa yeterince iyi direnmişsiniz bugüne kadar. Yani hala ayakta var oluyor olabilmek çok önemli. Yani bundan sonra artık çok küçük bir eşik. Yani sizin aşmanız gereken, evet. sizin derken yaptığınız yani işler açısından şöyle, söylüyorum. Yani bu tip şeylerde, teknolojilerde... Yani sadece kendinizin üretmesi de olmuyor. Yani evet. ne bileyim Apple kendi üretim tesisi yok mesela. Tasarımına sahip bir yerlerde ürettiriyor. Buna fabless model deniyor. Fabrikasız. Evet. Mesela benim kurduğum şirketler böyle bir model kapsamında şu anda. Yani MEMS merkezinden gidip mesela gerektiğinde hizmet alıyoruz. Ama bu çipi yaptırmak için hani MEMS merkezine gerek yok. Onu dışarıda mesela bir yerde yaptırıyoruz. Bunun gibi modeller de var. Yani bizim çok yüksek sayıya girmemiz için acayip bir altyapı yatırımı kurmamıza gerek olmadan da yapabileceğimiz şeyler var. Yani teknoloji evet. geliştirmek kolay olmuyor. Acı olan şey olur eğer yapamazsak. Bu teknolojiyi geliştirdikten sonra bunların meyvesini yememek olur. Yani... hakikaten ya bugün parayı verseniz hemen bir teknoloji oluşmayacak. Yani ne kadar verirseniz verin. Bunun gelişmesi gerekiyor. Bunu ya da... geçen toplantımızda Stinger füzesinin çok güzel anlattı. Hakikaten Cemal Paşa anlattı. Cemal Paşa. Yani bir insan bazı şeyleri değiştirebiliyor. Evet. Yönünü değiştirebiliyor. Burada da aynı şeyi görüyorum. Bir insan teknolojinin kullanım alanlarının hepimizde bu kadar yaygınlaştığı bir dönemde bize neleri sağlayabildiğini gösteriyor. Bunların desteklenmesi lazım. Yani bunu desteklemek, bu tür şeyleri desteklemek sadece Tayfun Hoca'nın yaptığı şeyler açısından değil, bir sürü projede bu tür şeyleri desteklemek aslında bir vatan görevi bana kalırsa. Tersten bakarsanız daha bayım bir şey söyleyebilirim, onu söylemiyorum. Şimdi bir dostumuz, Hasan Okur diye bir dostumuz, bilişim ve teknolojide yerli tedarik oluşumunda katkı kriterleri nelerdir diye sormuş. Şeyimizin de son 20 dakikasına doğru geliyoruz. Bu arada sorularınız da bizi lütfen destekleyiniz. Son 20 dakikayı sizlere ayıralım. Yani şimdi şöyle bir yerlilik oranı diye bir şey tanımlandı biliyorsunuz. Evet. Burada hani
yani yazılımını da yerli yapmanız lazım, kutusunu da yerli yapmanız lazım, belki çipini de, motorunu da, her bir şey. Buradan bir tanım var ya, ben o tanımı tam çok şey yapamıyorum ama. Yani 5G'de diyorlar ki işte mesela, değil mi? Şey 4.5G'de %45'e varınca kadar yerli olsun. Ya işte ama şu var yani, geçen mesela bir yine bir toplantıda tartışıyorduk. Yani adam diyor ki %99'u yerli olsa bile biri eğer onun kullanımını engelliyorsa, yani buna yerli olamıyor. Ha ama diyelim ki %70'ini dışarıdan alıyorsunuz. O kritik parçayı kendiniz yapıyorsunuz. Ona o zaman yerli belki diyebilirsiniz. Yani buradaki hani şey bakılması gereken o. Hani bir kriteri geçeyim de işte yerli diye onay alıp satayım da. Yani öyle bir bakış açısı ayrı bir konu. Yani o hani bir hülle yapma, işte efendim kılıf bulma ya da işte yetti falan filan deme. Ya yani burada gerçekçi olarak bakmamız lazım. Yani bu yerli yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Fakat daha da önemli bir şey var. Şimdi bakın bakanlıklarımız bir sürü şey işte yerli üretim, yerli üretim diye çalıştaylar yapıyorlar. Tamam. Ben çıktım bir tanesi dedim ki ya yerli üretim önemli değil. Yerli satın alım önemli. Yani yerli üretsek de biz bunu efendim bilmem kaç ülkeye satsak da eğer ülkemize satamıyorsak ne anlamı var? Anlatamıyor musun? Samsung muydu 17 yıl telefonda? Evet. Habire zarar ediyor, zarar ediyor. Bugün herkes hani Samsung diye bahsediyor ama 3 yani, yıl Samsung. Değil mi? Ya işte burada şöyle yıl, bir şey bizim bakın mesela. Benim hani bir tespitim var. Ne kadar gelişirsek biz o kadar kısa vadeli düşünmemeye başlıyoruz. Şimdi bakın bizim ailelerimiz kısa vadeli düşünmemişler. Tamam, yüzüklerini vermişler. Savunma sanayine vakıflar kurulsun diye, değil mi? Tabii hani, tabii. O riski almışlar. Yani uzun vadede bize artısı var diyerek böyle bir risk almışlar. Ve bunun hani sonuçlarını bugün görüyoruz. Çok hani değerli çalışmalar yapılmış, yöneticiler gelmiş gitmiş. Şimdi aynı şekilde bakış açısının gelişmiş ülkelerde gelişmesi lazım. Yani gelişmemiş ülkede elinizde bir tane çöp mü var, değil mi? Hani ne yaparsınız? Arabada gidiyorsunuz, küt diye atarsınız, değil mi? Bunu hani yapan ama gelişmiş, onu götürürsünüz bir yere ya da elinizde bir şeyim var, yürürsünüz çöpe atarsınız. Biraz daha gelişmiş ülkede onu götürüp geri kazanım kutusuna atarsınız. Tamam. Yani o andaki sizin kısa vadeli çıkarınız değil, daha uzun vadeli çıkarınızı düşünürsünüz. Şimdi bizim de yavaş yavaş hani oraya geliyoruz. Yani kısa vadeli kişinin çıkarı, kurumun çıkarındansa yani ülkenin çıkarına baktıkça biz daha da iyiye gidecek. Anlatabiliyor muyum? Yani ben hani işimi erken bitireyim, işte gideyim ama ya yerli bu, yerliyi alayım, onu adapte etmeye çalışayım, biraz uğraşayım, işte belki 3 hafta gecikmesine tölere edeyim falan dedikçe bunlar yerleşecek. Yani aslında bunu demek ki niyet ve niyete yönelik şey plan çok daha önemli. Eğer niyetiniz sizin gerçekten yerli diyorsanız, uzun vakitte bu diyorsanız, yolda çıkacak pürüzleri anlayışla karşılamak gerekiyor. Yani bir evet. Şey gibi o Beth Semeterian kitabında diyordu. Çocuk diyordu, kendi oğlundan bahsediyor. Olabilecek en kötü yatırımdır diyor. Yani ne kadar yatırırsan yatır, 20 yıldan sonra... Evet. Hani sonucu, üstelik de sonucu sana dönmez bu. Evet. Yani, şimdi hakikaten bu uzun vadeli bir yatırım, uzun vadeli ve geriye döndüğünde muhtemelen size dönmeyecek, bu ülkeye dönecek. Yani bir başkasının çocuğunun işine yarayacak, bir başkasının torunun işine yarayacak ama yani ülke olarak... Ülkenin kalkınması için. Ben hani yine şey yapayım, yani bardağın boş yanı dansa doldurulması gereken yanı diyelim buna. Yani Türkiye son hani 20 yılda çok ciddi yani mesafe aldı bence. Kritik teknolojileri yapma veya platformların yerleştirilmesi, savunma sanayi özellikle olmak üzere. Keşke diğer sektörlerimizde de hani bu tip şeyler ki konuşuluyor yani bakanlıklarımız falan. Mesela savunma sanayi başkanlığına gidip benzer bir yapıyı biz acaba sağlık tabii, için tabii. yapabilir miyiz diyorlar. İşte başka enerjide yerlerde ne yapabiliriz diyorlar falan. Bu örnek oluyor. Yani bu bugün geldiğimiz nokta küçümsenecek bir nokta değil ki
Yani tabii ki geçmişi vardı ama hani özellikle son 20 yılda acayip bir ivme var. Hani bizdeki serzeniş, ya bunları bir an evvel kullansak, bir an evvel sistemlere taksak, yani bunun şeyini görsek, yeni teknolojiler geliştireceğiz çünkü. Şimdi bu bir girsin yola, çok daha yapılacak iş var. Mevzu şu seviyeye geldikten sonra bu seviyede kalmayıp bir üst seviyeye çıkabilmenin yollarını aramak. Yani bugün bu programın yapılışının gayesi de, sizin konuştuğunuz her şey de bu. Ben biraz daha iyisini yapalım çabasındayım. Bir Amerikan şairiydi, Henry Miller mı? Tam hatırlamıyorum da, I have miles to go diyordu. I have miles to go. We have miles to go. Yani gidilecek daha, gidecek çok daha yolumuz var. Yani iyi bir yoldayız. İnşallah daha da iyi şey yapacağız. Hani şeyin söylediğini tekrar şey yapayım. Yani şu, this is infrastructure diyor yani Amerikan başkanı. Yani bu da, bu kum. Aslında. Yani kum aslında. Temeli kum biliyorsunuz. Silisyum, malzemesi. Ben ona silikon demeyi sevmiyorum. Silikon ayrı bir malzeme. Hani silikon, silisyum Türkçesi. Kum. Ama çok değerli bir kum. Hani buna yatırım yaptığımız günlerde inşallah gelecek. Yapılmadı mı? Yapıldı. Hani dediğim gibi yani bizim bu tarafta... Bu kadar altyapıyı kurmuş birileri. Evet. Tabii çok önemli şeyler yapılmış. Hocam aslında... Mevzu daha iyisini yapalım. Sizin başarınızın bir başka kritik yanı daha var. Bu tekrarlanabilir. Yani ODTÜ'den diğer, yani Ankara'dan başka şehirlere, diğer üniversitelere. Dolayısıyla bu model ne kadar başarılı olursa muhtemelen... Hı. Arkasından gelecek destek ve teşvik bunu çok daha hızlı yaygınlaştıracaktır. Yani bu, o açıdan sizin üstlendiğiniz misyon da yani benim kişisel görüşüm oldukça yani teşekkür sadece ederim. Bir şeyi üretmenin ötesinde farklı bir şey. Hani önde giden hep riski vardır. Bazen kurban olursunuz, bazen lider. İnşallah bu böyle liderlik yolunda devam edecek. Kesinlikle, kesinlikle. İnşallah. Hande Özen hanımefendi bir soru sormuş. Evet. Türkiye'de süreçlerin uzaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Amerika'da nasıl ilerleniyor? Ne kadar sürede ilerleniyor? Şimdi çok geniş bir soru oldu. Biz şey timer'ı değiştirdik. Zamanı uzatıyoruz. Ya şöyle söyleyeyim. Yani bakın ben 27 yıldır Türkiye'deyim. Geldiğim ortam şöyleydi. Oradan belki referans Siz vereyim. Siz Amerika'da hangi üniversitedeydiniz bu arada? Ben Michigan Üniversitesi'ndeydim, Ann Arbor'daydım. Ondan sonra yani orada biz Ar-Ge yaparken, şey yaparken işte akşam 5'e kadar şu kimyasalımız eksik derdik. Sabahleyin 10'da FedEx ya da UPS, şey, isim şey yapmış olmuyor. Sonra sabahleyin 10'da getirirdik. Yani böyle bir şey dedi. Ben orada işte bir taraftan araştırmacıyken yani aldığım sadece doktora sonrası araştırmacıyken aldığım maaşın 10'da 1'ine Türkiye'de yardımcı doçent olarak geldim. Yani. Öyle bir şeydi. Yani altyapı gayet hani iyi oluyor, ediyor falan. Burada bizim şeyimiz var yani ne derler? Bir şey yapma istediğimiz zaman hevesimiz mi var diyeyim yani nasıl Cemal Boğa vatansever yani yaparız yani gaza geliriz dediği gibi. Hayır, biz mesela benim öğrencilerim hafta sonu gitmediği gibi bayrama gitmezlerdi. Yani hazır burada işte şunu evet. Yapalım edelim falan diye onların hepsine çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Böyle bir şey var. Şimdi yani öğreniyoruz. Yani işte TÜBİTAK söyledik, yettik. Mesela bir takım şeylerle ilgili nedir adı, gelişmeler oldu. Hani biz de söylüyoruz. Diyoruz ki gümrükten çekerken sıkıntı oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Yeni bir kanun yapılırken onlara mesela önünü açmaya çalışıyorlar. İşte bir taraftan diyorum ki ben bu döner sermaye konsepti yani yanlış anlaşılıyor. Belki iki tane döner sermaye olması lazım. Ar-Ge döner sermayesi ile standart döner sermayeyi ayırmak gerekiyor. Ondan sonra çünkü diğer standart döner sermayeye karşı bir antibati var. Siz hani Ar-Ge yaptığınız zaman orada daha farklı oluyor. Yani yapılabilecek süreçlerde iyileştirilecek şeyler var. Ben gördüm yani 27 yılda bayağı ilerledik diyeyim.
Ama hani bunun daha da çok çok daha ilerisinde olabiliriz. 27 yılda bir ömür hocam. Yani, yıkılmadık hala ayaktayız. Burada tabii 27 yılda biraz önce dediğiniz gibi biz önemli bir yere geldik. Ama bahsettiğimiz şey hani mühendislik alanında her şey ölçülebilir olmalıdır. Biz buraya geldiysek, bir başkası oraya gittiyse biz biraz yavaşız demektir. Bizim maksadımız bizim de onlar kadar hızlı olmamız. O yüzden burada konuşulanları böyle algılamak lazım. Bir soru daha ama soru soran ismi yok. Maddiyattan ziyade öncü olma gayreti mi diyelim Tayfun Bey demiş. Ya şimdi şöyle, bilmiyorum hani benim babam öğretmendi. Babamın annesi öğretmendi. Ondan sonra işte dedem tahsildar, onun dedesi yüzbaşı falan. Yani böyle bir ne diyeyim, hani ülke için çalışmak bizim birinci önceliğimiz. Genlerimizde var. Evet, yani hani böyle yetiştirildik belki de. Burada ya ben hani yurt dışında kalıp belki çok farklı bir yerde olurdum yani. Ne bileyim, bir takım şey adayları olabilirdik değil mi şu anda? Nobel. Çok üstü ödüllerim falan. O değil yani, ben ülkem için çalışıp ülkemde bir yere bir şeye götürmek. Para hiçbir zaman için benim birinci önceliğim olmadı. Yani şirketleri para kazanmak için kurmadık biz mesela. Hani ürün yapmak, kalıcılık yapmak, çünkü öbür türlü hep öğrencilerimiz mezun oluyor, gidiyor işte. O ülkeye gidiyor, bu ülkeye gidiyor, bir yerlere gidiyor. Başka üniversiteye gidiyor. Evet, yani başka ülkeye hani katkı giden gibi oluyor. Ama kalıcı olsun, etsin falan diye yaptığımız bir şey var. Ha burada yani şirketlerin para kazanması mesela önemli. Niye önemli? Bir, başarının bir kriteri bu. İkincisi de daha başka yapacaklarımızın önünü açıyor. Yani illa bir proje... Ayakta kalamıyorsun ki, para kazanmasan. Proje bulmak için uğraşmayalım. Mesela işte bir tane şirketimizde 6 kişiyiz. Yani onu niye 60 yapmayalım? Anlatabiliyor muyum? Niye 600 yapmayalım? Yani 6 kişiyle biz işte bilmem dünyadaki en iyiden daha ya da Avrupa'daki en iyiden birkaç kat daha iyi yaptığımız yerlere gelebildik. Yani bunları götürebiliriz diye. Hani öncülük... benim hiç şey yapmadım hani korkmadığım bir şey yani, ama bu ruh da ODTÜ'de var mesela. Yani ODTÜ'nün böyle çekinmeden biliyorsunuz Teknokent yasalarını işte ODTÜ'nün gayretiyle çıktı. Yani ODTÜ Teknokent yasasını kendisi de kurdu. Türkiye'nin bir sürü yerinde de kuruldu. Evet. Anlatabiliyor muyum? Böyle öyle bir şeyi var yani ODTÜ'de de. Cesaret, şey yapmama, Kemal biraz Kurdaş'tan risk beri, alacaksınız. Kemal Kurdaş'tan beri onun evet. da genlerinde o var. Evet. Yani o riski alabilmek, biraz inanmak, ondan sonra mücadeleye katlanmak, böyle bir şey. Ama tabii bunu teşvik edecek de ufak tefek de olsa bir takım başarılar da gerekiyor. Başarı evet. dediğim sizin sağladığınız değil, sizin yaptıklarınızı başarıya dönüştürecek destek de gerekiyor hocam. Yani... Öbür türlü yani 27 yıl hakikaten uzun bir zaman. Yani marifet iltifatı tabidir diye aynen. bir söz aynen. var. Sevgili arkadaşım Mustafa Ümer'i de burada analım. Yani kulakların içinde. Yani biz gösterebilmek isteriz yani. Bu iltifat olmazsa marifetin de bir anlamı yok pek zaman. Bir soru daha gelmiş. İyi yayınlar. Türkiye'de istihdam edilebilir miyiz? Yurt dışına gitmek şart mıdır? Çoğu genç yurt dışına gidiyor, parantez içinde kaçıyor. Ne düşünüyorsunuz? Diye bir soru. Ya bunlar tabii tercih konuları. Ben hani yurt dışına gitmek şarttır diye bir şey düşünmedim. Yani şöyle, benim için iyi bir şey oldu, deneyim oldu, eğitim oldu. Hani 8 yıl kaldım, alabileceğimi aldım. Ondan sonra yani bilgi anlamında diyeyim, deneyim anlamında diye düşündüm. Ülkeme geleyim, gayret edeyim dedim.
Ondan sonra olursa olur, olmazsa nasıl olsa dönme şansım var diye. Hatta Türkiye'ye geldikten sonra her yıl neredeyse bir süre Tayfun artık gelmiyor musun? Bak işin hazır, yerin hazır, bilmem neyin hazır, ortaklığın hazır diye çok şey geldi teklif. Şu anda da hatta yani bayağı bir enteresan şeyler var, teklifler var. Ama ben hani ülkem için çalışmayı istiyorum. Bu demek değil ki illa yani ülkeye katkı Türkiye'den olabilir. Olabilir. Bunun tersini tercih eden arkadaşlarımız var. Hani onlar da bu ülkeye katkı yapabiliyorlar. Şu anda bir şey var, hani gitmeler var. Ben bunların geri dönülebilir bir şeyler olduğunu görüyorum. Mesela benim giden öğrencilerim geliyorlar. Hani tabii ki ekonomik şartlar şey yapılıyor ya da şu anda dünyadaki ekonomik, durum. Ekonomik, sosyal bir sürü şartlar evet. Şimdi ama bunlar yani gelebilir. Onlara ben hiçbir zaman için kayıp diye de bakmıyorum çünkü deneyim kazanıyorlar. Tabii. Yani, ama hocam gelmeleri için de çabalamak lazım birazcık. Yani bunu böyle bir yazı tura şeyine bırakmamak ben lazım. Ben Sinerji Türk'te hep hatırlarsınız. Eğer yurt dışına giden beyinlerinizle sizin hiçbir ilişkiniz yoksa dostlarım, yani, o kayıp gidiyor. Bir güçtür. Eğer siz onunla güçlü ilişkiler kuruyorsanız o zaman beyin göçünü beyin gücüne dönüştürebiliyorsunuz demektir. Beyin göçüne, beyin gücüne dönüştürmek. Şimdi mesela Amerika'da İlhan Fuat Akyıldız var. Konferanslarda tanışmışsınız evet. Belki. Banu Onaral Hoca var. Banu Hoca Amerika'da onlarca Türk doktor öğrencisi yetiştiriyor. Tabii. O bir kayıp değil, bir kazanım. Bunu kazanıma çevirmek önemli. Tabii gelip burada projede yapmak bir insanın çok kıymetli bir şey. Bu tür şeyleri kayıp mı, kazanım mı, yurt dışında kalmak, çalışmak çok kötü, çok büyük kayıplar değil. Onu kazanıma çevirebiliyorsanız, biraz önce Mehmet Ali Bey'in dediği gibi kazanabilmek önemli. Burada laboratuvarınız yoksa, bir zamanlar diyorlardı işte nükleer alanda çok önemli bir insanı Türkiye'ye getirecekler. Adam demiş yani nerede nükleer laboratuvar? Yoksa yok. Kuracak ya, kurma, ya kurması gerekiyor. Bu iki fırsattan birini tanımalısınız. Yani. Kurdurulmuyorsa. Biz yol alırken bir taraftan da yolu düzüyoruz. Yani. Tabii. Evet. Öncelik zaten hocam. Biraz önce bir arkadaş söylemişti. Gerçekten öncelik böyle bir şey. Evet, öncelik. Yani zahmetli bir iş tabii. Sayın hocalarım, iyi yayınlar. Sonunu görürüz yani. Mutlaka inşallah. Gençlere ne tavsiyede bulunursunuz? Sizin yolunuzdaki engelleri tanıyalım ki yanılmayalım. Diye de bir soru geldi. Güzel bir soru. Ya şöyle, şimdi kuşaklar, farklar falan da var. Geçen gün hoşuma gitti. Yani benim bir oğlum, bir kızım var. Yani benle ilgili bir yerde bir şey konuşurken, yani babamla ilgili en önemli şey, vazgeçmiyor. Yani şey yapmıyor, yani ısrarla. Mücadeleye evet. Devam ediyor. Bu özelliği mesela hoşumuza gidiyor diye bir şeyde bulunmuşlar. O hoşuma gitti. Yani hakikaten bilmiyorum. Bazen de yanlış yerde koşuyorsanız orada şey yani ben hala belki de hata ediyorum. Türkiye'de yapacağım diye. Öyle demeyeyim de. Hocam sizin için hata olsa bile en azından ülke için kazanım görünüyor. Yani. Yok. Yani bu şey yapmak lazım. Bir kere şu var, hakikaten burada netim ben. Kolay kazanım iyi bir şey değil yani. Çabuk kazanım bir şeyden yani çocuklar zaten tatmin olmuyorlar yani. Bir şeye hemen ulaşırlarsa. Biz çocuklarımızı yetiştirirken mesela şey yapmaya dikkat ettik. Alabiliriz değil mi yani alabiliriz bir tane işte ne bileyim bir iPad mi alacağız bir şey. İşte bayram gelsin, işte bayramdan sonra, işte yılbaşı bir şey olsun hani o zaman bir, falan. Bir şey. Bir beklesinler yani o hemen almak yerine. Kıymeti olsun. Evet yani onun hissetmeleri lazım diye. Çok çabuk elde edince değeri pek olmuyor. Hani yılmamak, ısrarcı olmak, mücadeleci olmak belki önemli bir şey.
Tabii yani ben inşallah bilmiyorum bunları söylüyorum ama zaman zaman yorulduğumu da hissediyorum. Ama inanıyorum, ben ülkemize inanıyorum. Yani biz yapacağız. Ülkedeki Bu topraklar çok önemli. Bu topraklara inanıyorum. Hani ulusumuza inanıyorum. Mustafa İnan'ın biliyorsunuz o bir şeyde Cahit Arf'la beraber aynı şeyleri yapıyorlar. Onun da ısrarla yurt dışında Türkiye'de ilk doktora alan kişiymiş. Bu fotoelastisi konusunda çalışıyor. O da ilk yapar yapmaz sizin gibi geriye dönmeye kalktığında hükümet bazında baskı uyguluyorlar. İsviçre'de kalsın diye. O da geliyor İstanbul Teknik Üniversitesi'nin neredeyse bir sürü şeyini kurumsallaştıran hocalardan birisi. Yani evet. Bugün üniversiteyi hani medreselerden üniversiteye dönüştüren en önemli kişilerden biri olduğu söyleniyor. Şimdi, akademik insan olmak bence çok önemli bir ayrıcalık. Ben akademisyen olmadığım için bazen pişman oluyorum ama gerçekten bazen de seviniyorum. Bazen de seviniyorum yani. Şimdi bu çileleri çekmek de ayrı bir şey. Öyle öyle demeyelim şimdi. Şimdi ben böyle Kemal Kurdaş'ın dert babası gibi olmuş olmayayım yani. Ben mutluyum yani. Kemal Kurdaş'ın cenazesinde İstanbul'da katıldım. Denk geldim. Cenaze namazını kıldırdıktan sonra hoca dedi ki İslami kurallara göre hepinizden hocaya hakkınızı helal etmenizi isterim. İstemem gerekir. Ama dedi burada da yatan Kemal Kurdaş hepinizin hocası. Söylemem gereken şey Kemal Hoca acaba hakkını sizlere helal etti mi? Şimdi burada hocam senin yaptığın çalışmaların bu ülkeye büyük bir katkısı var. Allah'tan bizim programda bu şeyi hep görüyoruz. Yani daha önce Ali Akurgal'da, Abdurrahman Altıneşik'te ve Cemal Paşa'da, Osman Yılmaz Gözüm'de. Osman Yılmaz Gözüm'de. Herkesin bu ülkeye büyük katkıları var. Biz bu şekilde bir program yapıyoruz çok şükür ki. Hiçbir de tesadüf değil hocam. Bunun yani dediğiniz gibi bir gayret, ısrar, bir azim var. Bunların hepsinde bir gayret var. Bir istek var. Hepsinde bir vatan sevgisi var. Hiç kimse zengin olmamış. Ali Akurgal da zengin değil, Cemal Paşa da zengin değil. Ben tanıyorum hepsini. Ben sıfıra razıyım. Sevgi bayağı negatifte şu anda. Yani burada temel olan şey vatan sevgisi. Türkiye'yi yöneten insanlar. Bugün yönetenler, gelecekte yönetecekler. Hepsi buna müteşekkir olmalı. Buradaki insanların katkısı bu ülke için. Siyasetçiler bu ülkeyi yönetirken eğer iyi yönetiyorlarsa işte bu akademisyenlerin, o çalışmayı yapan profesyonellerin, Cemal Paşaların, Osman Yılmaz Gözümlerin yaptığı çalışmalarla bir şeyler yapıyorlar aslında. Başka soru var mı diye de bakayım. Kim? Bora komutanım. Bora Büyükener. Yakinen tanıdığım Tayfun hocama, Abdullah Raşit, Gülhan ve Mehmet Ali Bey'e bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum. Demiş. Komutanımıza, paşamıza bize çok teşekkür selamlar ederiz. Olsun. Selamlar olsun. Hürmetlerimizi iletelim. Programımızın sonuna doğru geliyoruz aslında. Saatimizi 5:05 geçiyor. Bu zamanımızı yine geçirdik. Aslında çok güzel. Anlamadık yani ben hani şu program akşam 8'e kadar sürse benim için sorun yok. Evet. Yani çok keyifli gidiyor. Başka da şu an için bir soru yok. Soru olursa şey yapalım. Mehmet Ali Bey bir toparlama yapıp da kapatır mısınız? Vallahi soru olursa ben bu arada şöyle ben başlangıçta atarım. Söylemiştim. TESTAŞ'ta staj yaptım. Yani nasıl bir durumda olduğunu, neler olduğunu. Ama oradan buraya gelen hikayeyi dinleyince yani şeyi görüyorsunuz. Yani hani bir şeyler yapmanın birincisi kolay olmadığını. Evet. Yani ben bir şey yapayım demenin yetmediğini. Yetmediğini. Hocamızın dediği gibi
ısrarcı ve azimli olmak gerektiğini görüyorsunuz. Ama bence en önemlisi de bunların günün sonunda muhtemelen en mutlu şeylerden birisi de boşa gitmediğini görmek olsa gerek. Yani hakikaten bütün bunları uğraşıp da 27 yıl sonra ya ben bunu niye yaptım şeyini söyletmemesi. Görünen o ki yani OptimMEMS bütün biçimleriyle dediğim gibi hani akademi ile yani özelleştirmenin bir akademik şeye dönüşmesi, kazanıma dönüşmesi. Muhtemelen bunlarda rastlantı mıdır dersiniz. Tayfun hocam olmasa bir başkası olsa ilk bilmem nereden sonra ya aman yeter bununla mı uğraşacağım tarzında bir geriye adım atılmış olsaydı bugün muhtemelen OptimMEMS'in yerinde çok güzel böyle canlı bir alışveriş Aynen. merkezi görürdük. Tıpkı şey gibi et balığın olduğu yerdeki gibi. Muhtemelen herkes çok kazançlı çıkardı oradan. Bir tek ülkenin Bunları dışında. Bunları dinlendirmeyelim bence. Yani şimdi bugün eğer orada bir OptimMEMS varsa, bir şeyler yapılıyorsa, yani hocamın gösterdiği gibi küçücük şöyle neydi belirsiz 30 kat, yani ne katını görüyoruz ne bilmem nesini. Yani ama değer olarak geldiği yeri görüyorsak gerçekten yani Tayfun hocam gibi böyle birkaç kişinin kişisel bilgi becerisinin ötesinde azimle bu ülkeye kattığı şeylerdir. Çok teşekkür ederim. Bu arada şeyi söyleyeyim. Hocam. Yani OptimMEMS Merkezi 65-50 kapsamında tüzel kişilik oldu. Şu anda kurumsallaştı. Ondan sonra yönetim kurulu tarafından yönetilir bir hale geldi. Ben o yönetim kurulunun kurucularından olarak bir müddet görev yaptım. İcra komitesi başkanlığını yaptım. Sonra bu hani ayrıldım yönetimden. Yani Ar-Ge olarak hala devam ediyorum. Orayı yöneten genç arkadaşlarımız var. Ve güzel bir kurumsal hale geldi orası. Yani kendi kendine devam eden, yetebilen, satın alma birimleriyle, işte efendim Ar-Ge birimleriyle güzel bir yere geldi. Ben internet sayfasını inceledim geçtiğimiz günlerde. Birçok kuruma hizmet veren bir hale geldi. Yani evet. Beklentimiz aslında başka, sadece başka üniversitelerden de hocalarımız değil. Var. Tabii. Görevlendirilmiş. Eskişehir Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden vesaireden hocalarımız da var. Bu da güzel bir şey. Çünkü buradaki birikimler Ankara'nın dışındaki yerlere de filizleniyor. Bu da çok yani hoş bir şey. Yani açısından şöyle bir yeri var. Bu 65-50 merkezlerin, araştırma altyapılarının çok önemli bir bence fonksiyonu var. Şimdi üniversitelerde hocalar işte kendileri çalışıyor. Belki bir iki hocayla beraber çalışıyorlar. Şimdi YÖK kapsamındaki araştırma uygulama merkezleri, UYGAR denen uygulama araştırma merkezleri var. O sayede farklı disiplinler bir araya gelebiliyor. Bu 65-50'ler sayesinde de farklı üniversiteler ve kurumlar bir araya geliyor. Çok daha büyük işler yapabiliyorlar, buna imkan verebiliyor. Bu kanunu Kalkınma Bakanlığı, DPT'nin devamı olan Kalkınma Bakanlığı ilk liderlik yapmıştı. O şey yaptı, hani kurdu. Biz de bayağı bir katkı verdik. Ben meclise falan gittim bayağı. Hmm. Hani meclis bütçe plan komisyonunda işte kanunla ilgili görüşlerimizi üniversite olarak veya merkezler olarak bildirdik. Ona göre bir takım iyileştirmeler yapıldı falan. Yani şu anda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yürütüyor bu şeyi. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye hani zıplatacak şeylerden bir tanesinin de bu olduğunu düşünüyorum. Biz ilk 4 tane olarak kurulduk. Sonra daha yeni olan yerler de geldi. Hani bunların devam etmesinin ben önemli olduğunu çok düşünüyorum. Çok önemli hocam. Hani biraz özdeşleşmişti yani MEMS Merkezi ve benim hani ismim. Ben şeyi görmekten mutluyum. Hani daha kurumsal bir hale gelmiş. Kurumsal hale gelmiş olması çok önemli. Burada gerçekten şükran duyulması gereken bazı şeyler var. Tayfun hocamla daha önce konuşurken Tayfun hocam bahsetmişti buraya girerken. Mesela o direktörlüğünün bu konudaki gayret ve çabasına şükranla bakmak lazım. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, Sayın Bakan'ın belki özelinde bu gayretlerini değil mi? Tabii. Siz bahsetmiştiniz. Bütün bunlar önemli gayretler, önemli çabalar. Bunları da ülkemiz için hepimiz çalışacağız. Tabii. Desteklemek lazım. Yani sonuçta bizim görevimiz iyi yapılan şeyleri desteklemek. Veya daha iyisini
için önerilerde bulunmak. Yani iletişimde olmak. Yani yapabileceğimiz şeyler bunlar. Ne kadar güzel ki bunlar yapılıyor ülkemizde. Evet, başka şu anda bana buraya gelen soru yok. Son bir gözden geçirmeyle kapatıyorum. Sayın Abdullah Bey, lütfen çipi gösteriniz demiş. Biz arkadaşımız. Kim? Bu hangi kamera gösteriyor? Saygılar dostlarım. Gerçekten şöyle yapayım. Bu büyük çiplerden biri. Bu büyük çiplerden bir tanesi. Benim tırnağımdan küçük. Hacim olarak, alan olarak, kalınlık olarak da saçımdan ince. Ve bu 30 kat. Yalnız bu 30 kat üstteki 5 mikron içinde. Öyle mi? 5 mikrometre içinde 30 kat oluşturulmuş durumda. Altındakiler mi? Altındaki mekanik destek olsun diye. Evet, sağlam dursun diye. Hani daha da şey yapmayayım ben. Daha kasılacağım. Daha da anlatmayayım. Ama işte ya bu büyük bir kazan. Ya gerçekten büyük bir kazan. Yani ben ömrünü ilk dönemini laboratuvarlarda geçirmiş bir eski bir fizik mühendisi olarak bunu anladığımı söyleyemem. Anlamıyorum ama hayranlıkla bakıyorum. Yani Türkiye'de tabii çipi transistör bazlı üretme konusunda da İtalimiz var. TÜBİTAK Enstitüsü. Ondan sonra kripto çiplerini yapan biliyorsunuzdur. Evet. Kritik birkaç sensör çipi de yaptılar. MEMS olarak değil ama başka sensörler de yaptılar. İsimlerini vermeyeyim tabii yapılan işlerim burada. Mutlaka. Ya bayağı bir gayret var. Hepimiz birbirimizi desteklemeliyiz. Yani birbirimize... Bu bir ekosistemse, ekosistem büyümeli. Evet. Yani sadece bu büyürse kırılgan olur. Hani ataların dediği gibi bir ok değil de 10 ok olursa kırılmaz demiş ya. Evet, aynen öyle. Dede Korkut'ta. Tek tek olsa hepsi kırılıyor. Hepsi kırılacak. Evet. Bu ekosistem ne kadar büyük olursa hepimiz o güçteyiz. Savunma sanayinde Aselsan'ın yanında Roketsan'ın olması önemli bir şey. Ama Aselsan'ın yanında Ostim'deki şirketlerimizin olması. Evet. Başka yerdeki şirketlerimizin olması da çok önemli bir şey. Veya Konya'daki şirketlerimizin. Yani bu ekosistem gelişiyor bence. Evet, o çok kıymetli. Hani bizim bütün gayretimiz daha hızlı gelişsin. Bir de kritik şeyler de hani bunların içine girsin diye bir gayret içindeyiz. Aynen. Ama oluyor yani belki 2 sene sonra en azından birinin olduğunu şeyler göreceğiz. Evet. Yani şu anda görüyoruz. Görüyoruz. Efendim, Sayın Tayfun Akın hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bu teşekkür bütün bundan önceki konuşmacılarımızda olduğu gibi buraya gelen konuşmasından ötürü değil, yaptığı çalışmalarla bu ülkeye kattığı katma değer için, bu ülkeye kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Bunları görmek ve tanımak bizim için büyük bir ayrıcalık. Umarım bundan sonraki konuşmacılarımızda da aynı şeyleri yaşarız, aynı şeyleri sizlere anlatabiliriz. Ve bu anlattıklarımız bizim geleceğe bir umudumuzu, ümidimizi büyütüyor. Bu bakımdan çok kıymetli. Hepinize saygılar sunarak programımızı kapatıyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir sohbet sağ olun. Oldu. Sağ olun. Geçmişi kayıtlara geçirebildik diyelim. Aynen. Evet, evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. İzlediğiniz için sağ olun.